Değerli seyirciler, 90+1'e hoş geldiniz. Rize'de 5. uzatma dakikasına girdik ve Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'un 3-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Rakip yarı sahada Çaykur Rizespor takımı ve son düdük geldi Zorbay Küçük'ten. Çaykur Rizespor Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederken Bordo Mavili takımı ard arda 3. yenilgisini almış oldu. Bu arada Mochi ile Eren arasında bir gerginlik yaşanıyor oyun alanında. Evet, Çaykur Rizespor kazandı. Rize'de geriden gelip 1-0 geriden gelip kazanan taraf oldu Çaykur Rizespor ve Trabzonspor'da Göztepe ve Fenerbahçe maçlarından sonra Çaykur Rizespor'a da mağlup olmaktan kurtulamadı. Mochi'nin biraz sevinci öyle zannediyorum ki Eren'i rahatsız etti. O kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Şimdi hem arkadaşlar hem teknik ekip girdi araya. Evet, Çaykur Rizespor bu galibiyetle düşme hattından yukarı çıkarken Trabzonspor 12 puanda kaldı değerli izleyenler. Sevgili Zeki, yani aşağı yukarı her hafta aynı şeyleri söylüyoruz. Evet. Tekrar olmasın ama Trabzonspor açısından işler iyi gitmiyor, orası kesin. En son söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. İyi gitmiyor. Hem de hiç iyi gitmiyor. Trabzonspor bence bu sezon başarısızlıkta tarih yazıyor. Yani tarihi tersten yazmaya başladılar. Bu çok kötü. Hızla çakılıyor Trabzonspor ve dur nereye gidiyoruz diyen kimse yok. Yani hiçbir kademesinde, teknik heyette, yönetimde, hiçbir şekilde. Yani bu takım transferle, Ocak ayında yapılacak transferlerle düzelmez. Trabzonspor ruhunu kaybetmiş, inancını kaybetmiş. Sahada savaşmıyor, koşmuyor, yenilgiye baş kaldırmıyor. Faul bile yapmıyor rakibe. Rakibin peşinden koşan amatör futbolcular topluluğu. Ya bu transferler yapılırken metiyeler düzüldü sürekli. İşte scout ekibimiz belirledi, şahane futbolcular odur budur. Kardeşim hep söylüyoruz. Fenerbahçe nasıl transferler yapıyor? Galatasaray nasıl transferler yapılıyor? Artık çok ünlü menajerlik şirketleri var. Öyle uçuk kaçık paralar da almıyorlar. Analiz yapıyorlar senin takımını ve oradan yapıyorlar. Galatasaray bugün Avrupa devi olma yolunda ilerliyorsa George Karz gibi bir adama borçlu bunu. Ünlü bir menajer. Bu işleri çok iyi biliyor. Sen de gidersin Portekiz'de çok ünlü menajerler var. Scout'la mukautla olmaz bu iş kardeşim. Bilgisayarda izlemekle. Benim iddia ekibim Trabzonspor'un scoutlarından daha iyi biliyor bu iş. Varın gerisini siz düşünün. Bu iş böyle olmaz. Paralara yazık. Trabzonspor'a yazık. Ya Trabzonspor'un, Trabzonsporlu çocukların gözleri hep yaşlı. Analar ağlıyor. Ya Trabzonspor'a bu kadar ağlatmaya kimsenin hakkı yok. Tamam, ekonomik yönden Trabzonspor çağ atlıyor ama sportif yönden de tarihin en kötü günlerini yaşıyor. Yani ortada bir denge olması lazım. Saha sonuçları yönetimin başarılarını da desteklemeli. O zaman ortada bir yanlışlık var. Tamam, yönetim iyi işler yapıyor. Diğer taraftan takım sahada dökülüyor. Buna hakkı yok ki. Dördüncü büyük bu takım. Bu takım dördüncü büyük ve bu takım bu haliyle savaşmazsa, koşmazsa küme düşmeye doğru gider yani. Acı bir gerçek. Ya takım hiçbir reaksiyon göstermiyor ya. Tesadüfen bir gol attı. Draguş asist yapıyor rakibe. Ya kardeşim bırak çıksın. Ne yapıyorsun sen? Kalene doğru top çıkan topu kalene gönderiyorsun. Rizespor'un 3. golüne bak. Evet ya. Yani saç baş yolmuştur Şenol Güneş onu görünce. Top, Şenol Güneş'e top de yazık. Top kornere çıkmasın diye. Şimdi burada basa top belki ağır bir oyuncunuz belki var. Ağır konuşuyoruz ama gerçekten bizi bu raddeye getirdiler. Biz yorumcuysak burada ortada Trabzonspor diye bir şey kalmadı ya. Ya Şenol Güneş'in kariyerinde üst üste 3 yenilgi yoktur ya. Şu sıralamaya baksana Zeki gelinen noktaya. Yani şimdi çok kötü. Daha da geriye gider. 11 puanda 3 tane üzerinde 12 puanlı takım var. Birisi Trabzon. Eksi averajla 11 maç geçmiş. Eksi averajlı olur mu Trabzonspor? Olur. Daha da kötü olur. Trabzonspor şu anda ligin en kötü futbol oynayan takımı Adana Demirspor'la birlikte. Geçen yıl 3. olan Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkan takım 13 transfer yapıyor. Ve daha da geriye gidiyor. Ya bunu nasıl anlatabiliriz? Nasıl anlatılır? Test konusu olur gerçekten. Yani bozmak istesen takımı bu kadar bozamazsın.
Tesadüflerle daha çok puan alırsın. Tamam. Ya ne Şenol Güneş, ne Mourinho, ne bileyim, ne Guardiola, ne Mancini, kim olursa, Ancelotti, kimi getirirsen getir bu takımın başına, daha iyisi olmaz. Ya bu kadar, çünkü takım oynamıyor. Takım sırtındaki birisi anlatmalı kardeşim, bu Trabzonspor forması ağır bir forma. Bu şanlı bir tarihi var. Bu takıma da bu formayı giyiyorsun, sahada savaşacaksınız. İyi oynarsın kaybedersin. Savaşırsın kaybedersin. Trabzonspor hem iyi oynamıyor hem savaşmıyor. Hiçbir reaksiyon göstermiyor. Sinirleri alınmış gibi, yani maç bitsin gidelim. Yenilirsek yenilirik. O havada oynuyorlar. Hoca ne yapsın kenarda? Yönetim ne yapsın? Yani baştan başa diyoruz ya, geçen Reha Hocam da söyledi. Toplanacaklar bir odaya hepsi. Herkes eteklerindeki taşı dökecek. Yani mutlaka bir çıkış yolu bulunur. Bir kurtuluş formülü vardır. Yoksa bu şekilde Ocak ayına çakılarak gidip Ocak ayında 5-10 transfer yapalım, yine düzelmez Trabzonspor. Çünkü hastalığın teşhisi konulmuyor. Yani ortada bir hastalık var ama kimsenin cebinde teşhis ve reçete yok. Peki o zaman o noktadan alalım. Tamam, gidişat iyi değil, kötü. Peki teşhisi koyacak olan teknik adam ya da yönetim değil mi? Yani takımla yönetim ve teknik adam ayrı kavramlar mı hocam? Yok, aynı kavram ama ikisi tabii farklı mekanizma, ama kulüp içinde tek menfaat, tek ne yani hedef. Bu takım nasıl oluşuyor? Tabii bu takım nasıl oluşuyor? Tabii ki bunda teknik adam ve idari bölüm ayrı konumlarda olsa bile, görevler, tanımlar ayrı olsa da sonuçta tek bir nokta nedir? Trabzonspor'un başarısıdır. Yani bir kulübün de başarısıdır. Yani beraber istişare ederler, konuşurlar vesaire. Şimdi Trabzonspor'da bir istikrar var. Ama nasıl biliyor musun istikrar var? Başarısız olma istikrarı var. Bir kere bu çok önemli. Hem de 3 yerden, yani konu başlığıyla değerlendirmek gerekir. Bir, yönetim olarak. İkincisi teknik adam olarak. 3, futbolcu olarak. Bir, teknik mesela adama daha çalışıyor bir ortamı vermek için, bir işte kulüp başkanı nedir? Transferi kendi yapıyor değil mi? 2 senedir bir kere istikrarlı bir şekilde çok başarısız transfer yapan hem futbolcu hem de teknik adam anlamında bir yönetim var Trabzonspor'da. Bu istikrarı koruyor. Kötü, başarısız istikrarı. Teknik adam olarak geldi, Şenol Hoca geldi, Abdullah Avcı. Şimdi Abdullah Avcı'yı, yani gelen teknik adam bir reaksiyon verir. Trabzonspor şampiyon olamayabilir, 4-4'lük oynamayabilir. Teknik adam performansı vardı, buyurun hocam. Sen böyle eğer voley oynarsan o zaman herkes ne der biliyor musun? Yani gelen gideni aratır. Yani Abdullah Avcı herkes kalsaydı diye döner. Şimdi Şenol Hoca bakıyorsun, bugün Rize Spor'u orta sahasını gördün mü? Üçü de ofansif. Seninle beraber maç oynarken konuştuk. Trabzonspor'un defans mesela dörtlüsünün önünde 3 tane oyuncu, 3 tane defans oyuncu sakatlansa 3'ünü geriye savunmaya atarsın. Bak Lustram'ı sol bek oynat, sol stoper oynat. Okay'ı sağ stoper oynat, Ozan'ı da sağ bek oynat. Şimdi sen 3 tane 6 numara profilinde bir oyuncuyla oynuyorsun. Yani geçen hafta Fenerbahçe maçına çıkan ilk 11'e göre oynamaması gereken Enis sol çizgide önde oynuyor ya. Yani sen aynı dün geçen haftada Bakayem'i oynatıyorsun. Yani aynı şeyleri yapıp Şenol Hoca farklı sonuçlar bekliyor. Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı bu. Maç oynanırken senle ne dedik? Ya bu Trabzonspor 1-0 önde ama bu maçı böyle götüremez. Devre arasına doğru bir gol yedi. Ne demek? Orada bir sinyal var. Geliyordu bu zaten. Tabii. Ondan sonra. Şimdi bu sinyali Şenol Hoca'nın okuması gerek. Demek ki Şenol Hoca 45 dakika oynanan oyundan memnun ve ikinci yarı aynı 11'le çıktı. Bununla beraber Trabzonspor'un tabii şimdi Abdullah Avcı döneminde de hani farklı oyun bekleniyordu. Şenol Hoca da daha kötüye gitmeye başladı. Çünkü eldeki kadroyu da bana göre çok defansif. Geçen hafta da Fenerbahçe ilk 11'i işte açıklandı. Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı 8 tane savunmacı ile çıkmış. Önde 3 oyuncu. Hadi dersin Fenerbahçe, bugün Çaykur Rizespor'la oynuyorsun. Yarım saat araçla ileriye gidiyorsun. Yine 8 tane defansif oyuncu ile oynuyorsun. Uğurcan ve bakıyorsun orta saha bitiminde 8 oyuncu defansif. Evet. Bunlar yani açıklanacak iş değil. O bir kere Lundström, şimdi istikrar dedim ya, yönetim 2 senedir yanlış. Ya yönetim böyle bir şey var mı Ender, bak Türkiye'de rekordur bu. Tartışmasız. 13'te 13 başarısız transfer. Bir tane başarılı transfer yok. Ya Fransa 2. liginde oynayan Muhammed Cam'ı 4 ay transferini bekledi de Trabzonspor'a herkes anlatıldı Muhammed Cam diye. Bugün 10 dakika kala Şenol Hoca oyuna sokuyor ya, 10 dakika kala. 4 ay ikinci lig oyuncusunu bekledi. 4 milyon 200 bin euro bonservis parası ödedi. Şimdi bu istikrar yönetimde var. Başarısızlık geldi. Şenol Hoca'da da var. Futbolcuda ne var?
Trabzonspor takımının bir tane sahiçi liderini söyler misin bana? Bir tane bak, bakışıyla, vücut diliyle, gelecek soyunma odasına, bırak hani maçın soyunma odası stadın, kendi soyunma odasına, toplantı odasına, ne yapıyorsunuz beyler, yok. Uğurcan iyi bir çocuk olabilir, iyi kaleci olabilir, lider olmaz. Lider olunmaz, lider doğulur. Trabzonspor'un lideri yok. Hem yabancı oyuncu anlamında hem yerli oyuncu anlamında net bir şekilde. Ondan takım toparlanmıyor. Yani yönetim yanlış transfer, hoca yanlış oyuncu tercihleri bugün. Az önce söyledim, orta saha bir kere. Yani top sendeyken oynayacak oyuncular değil, top rakipteyken oynayacak ama rakip daha ofansif oyunculardan orada kuruluydu. Farkı da öyle yarattı. Ve de bununla beraber Şenol Hoca'nın formsuzluğu. Aynı şekilde bu sefer futbolculara döndüğümüzde, futbolcu evet formsuz ama ne kadar kötü olursa olsun bunu sırf antrenör artık yıkamazsın. Oyuncular gamsız, oyuncular ruhsuz, seçilen oyuncular yanlış. En önemli bir de altını çizerek söylüyorum. Trabzonspor takımının bir tane saha içi lideri yok. Nasıl olacak peki Mustafa Hocam? Yani sıkıntıları söylüyoruz, gösteriyoruz. Çok güzel izah ettiniz. Şu aşamada bir çözüm gözüküyor mu ufukta? Şu aşamada devre arasına kadar çözüm gözükmüyor. Çok da güzel analiz ettiler. Ozan Tufan'dan 10 numara olmaz herhalde. Yani baktığın zaman Ozan Tufan'dan umut bekliyorsun. O bölgede oynuyor. Top kaybı var. Hocamın da ifade ettiği gibi kesici oyuncular, savunma ağırlıklı oyuncularla hücum etmeye çalışıyorsun. Bu mümkün değil. Şenol Hoca da eldeki kadroyu en iyi kullanmaya çalışıyor ama başka da yok. Kadro derinliği yok. 13'te 13 yanlış transfer, %100 haklı. Lider dediği gibi sonradan olmaz. Lider doğulur. O yok. Baktığın zaman yönetim de kongreyle ilgili dışarıya daha fazla odaklanmış mali vaziyette. Mali konuları toparlamaya çalıştılar. Onları toparladılar da ama madalyonun diğer yüzü var. Saha içine odaklanamıyorsun. Baktığın zaman Akintola o tarafı sol Trabzon sağ tarafını yol geçen anı gibi kullandı. Bu kadar pozisyon verilmez. Olavay'ın öyle. Olavay'ın Akintola ona kez öyle. Şaka gibi yani Şenol Hoca'da da tutuculuk var herhalde, muhafazakarlık var. Israr ediyor aynı şeyde. Güncelleyip değiştirmeyi düşünmesi lazım. Mutlaka. Bunu yapmıyor. Israrla aynı kadro, aynı kafa yapısı, aynı futbol beklentisi. Aynı şey bir daha deneyerek. Aynı şeyleri yaparak da farklı sonuçlar alınmıyor. Bulamazsın yani. Olmuyor. Olmuyorsa o zaman bir şeyleri değiştirmen lazım. Bugün gene gazetenin birinde okudum. 19 yaşında genç bir oyuncudan bahsediliyor. Trabzonspor'un bir alt takımında, 21 yaş grubunda. O oyuncuyu niye getirmiyorlar ki? Niye oynatmıyorlar ki? Ben bu oyuncularla mücadele etmektense... Kim o acaba Zeki? Bulurum şimdi ismini. Altyapıdan mıymış? Altyapıdan. Muazzam 3 gol atmış son maçında da. Cemal Ersen yazmış bugün köşesinde. Orada okudum. Yani dikkatimi çekti. Böyle bir üretken oyuncu, golcü... Ya getirin oynatın. Oynasın burada. Trabzonspor'un futbolcu fabrikası olarak biliriz. Tabii yani işte Yusuf'lar, yıllardır. Ömürler nasıl çıktı? Bu şekilde çıktıları. Futbol, oradaki insanlar futbolla yatıp futbolla kalkıyor. Yetenekli oyuncular alt tarafta var. Bu oyuncular niye gelmiyor? Trabzon'un sorunu sadece 11 diziliş ya da sahaya çıkan 11 değil. Tabii ki 3 ön libero ile çıktı bugün. Yani saçma sapan bir kadro kurgusu. 3 tane ön libero ile oynar mı bir takım? Şenol Güneş ki zamanında tek ön libero ile oynadığı için alkışlanan bir teknik direktördü. Nereden nereye geldi? Eskiden tek ön libero ile oynuyor diye gurur duyulan, alkışlanan Şenol Güneş 3 ön libero ile maça çıkıyor. Dediği gibi Rize Spor maçına da bu kadar savunma ağırlıklı oyuncuyla çıkmazsın. Ya senin santraforunun şutu yok rakip kaleye. Ya zaten Banza'ya top geldi. İsabetli şutu var Trabzonspor. Rezil, 3. Rezalet. Yani ama burada Trabzonspor yani ne kadar kötü olursa olsun PAF takımıyla da çıksa bu kadar kötü oynayamaz. Sorun aynı zamanda psikolojik. Takım dediğim gibi ruhunu kaybetmiş, inancı yok, savaşmıyor, koşmuyor. Böyle tel tel dökülüyor ve ben ne yapıyorum diyen yok. Ya bu Trabzonspor'a bir şok gerekiyor. Evet, oyuncuları artık kadro dışı bırakamıyorsun. Öyle belli bir ölçünün dışında para cezaları da veremiyorsun. Ama oturup konuşursun, anlatırsın. Ya kulüpte psikologlar vardır, ne bileyim mentörler vardır. Ya oyuncuları tek tek çekersin. Sorunun ne kardeşim, niye bu kadar kötüsün? Bunlar anlatılır. Yani bir de bu tarafına bakmak lazım. İşte idman yapıyorsun, taktik veriyorsun, sahaya çıkarıyorsun. Ama o... Eskiden karbüratörlü arabalar vardı. Her şeyini yaptırırsın arabanın. Pırıl pırıl araba.
karbüratörü kirli olduğu için araba gitmezdi. Zıplaya zıplaya böyle yerinde sayardı. Onun gibi Trabzon. Yani Trabzonspor'un en başta bir teşhis konması lazım. Ocak ayına kadar bu kafayla Trabzonspor hep kaybeder. Ya yani tesadüflerle kazanabilir, o da çok zor. Çünkü oyun ortada. Oyun yok ki. Pozisyon yok, direnç yok. Bugün şeye bakıyorsun. Yani bitiremediğimiz haklı olarak kurtarış yüzdesi en fazla olan Uğurcan'a bakıyorsun. Bir yan top geldi. Tutacağı topu çeldi. Önüne çeldi. Yani bakıyorsun dediği gibi. Ama kaptan yani, kaptan gemisi. Bir yere kadar yani bir insan. Tabii ki kurtarır, hepsi kurtarır, bitmiş. Yani ama Şenol Hoca da yani sırf idman yapmakla çalıştırmakla olmuyor. Bu oyuncuların gözlerinden anlaşılır. Sahaya çıktığında seremoniden anlaşılır. O bakışlarından anlaşılır o oyuncunun ruh hali ve sahada ne vereceği. Yani bir de bu taraflarına bakmak lazım. Çünkü biz haftalardır kötü oyunu zaten söylüyoruz. Kötü transferleri söylüyoruz. Ama ligin en kötü takımlarından biri dediğimiz Çaykur Rizespor bugün bu akşam Trabzonspor'a futbol dersi şimdi verdi. Şimdi düşme hattındaydı bu maça çıkarken. Hocam girmeden oyuncuyu söyleyeyim mi? Engin Poyraz, Efe Yıldırım 19 yaşındaymış. Poyraz. UEFA gençlik oynadığı oldu. UEFA gençlik oynadığı yılında 3 gol atmış. Şans buldu hocam o. Bir iki Poyraz bilinen oyuncu evet. Zaten hocam oynuyor. Abi bilinen bir oyuncuysa niye oynamaz? Ya yani hocam o da oynayacak. Bir iki hocam, maç oynadı da. Evet. Onunla. Yani daha peki. Var zaman sanki. Evet. Şimdi İlhan Palut'la Çaykur Rizespor bu maça çıkarken düşme hattındaydı. Ama o Çaykur Rizespor bile 4 galibiyete ulaştı. 1.18 puan ortalaması var. Geliyoruz Şenol Hoca'nın ki o hani tabii Şenol Hoca'nın bir dezavantajı var. Sezon başı o hazırlamadı, o seçmedi. Bunu göz ardı etmiyorum ama hani 9 maça 7 puan kaybı, 7 maçta 9 maçın 7'sinde puan kaybıyla karşı karşıya kalmak sıkıntı verici bir tablo. Yani 1.11 puan ortalaması. Hiç İç açıcı bir görüntü değil. Bir Şenol Hoca geldiğinde bir Beşiktaş maçında bir canlanış hissettik, seyrettik. Doğru mu Zeki Bey? Ya orada Fenerbahçe maçında, büyük maçlarda reaksiyon gösteriyorlar. Ya bir de oradaki hocam, şimdi oradaki oyunu okumak gerek. 10 kişi kalınca daha geriye yaslandılar. Derinlemesine bir savunma. İlk maç Beşiktaş, bir de o 40 bin taraftarı önünde daha koşup mücadele etti. Ya işin acı tarafı Şenol Hoca önemli bir teknik direktör, önemli bir Trabzon için değer ama bu yani geldiğinden beri bir fark yaratamadı. Teknik maalesef. Anlamda bunu biz masaya yatırmamız gerek. Abdullah Avcı için söylediysek Şenol Hoca evet. için de söylemek gerekir. Aynen. Ya ben bakıyorum Abdullah Avcı gitsin şöyle oynat. Evet ben de söyledim eleştirdim. Şenol Hoca geldi 2,5 ay hocam. Hiçbir eli değmedi. Takım daha da geriye gitti işin tuhafı. Ya Trabzonspor'un ciddi sıkıntıları var ya. Oyunun hiçbir yerinde yok. Ne savunma ne ucunda. Ender çok güzel istatistikleri getirdi. Bir de şunu söyleyelim. Maç 1-0 iken şöyle bir baktım. Ligde en fazla gol yiyen 3. takımdı. Ya. En az gol atan takımdan 3 gol yiyor. Bak en az gol atan 7 gol atmıştı yanılmıyorsa. Tabii bu maça çıkana evet. kadar 7 tane. 7 golü var Rizin. Maç 1-0 iken 19 golle en fazla gol yiyen takım 3. sıralamasında. Ve de bu kadar kötü performansa ne ama karşındaki takım? Karşındaki takım Şenol Hoca, Abdullah Avcı'dan sonra şöyle bakıyorum. Rakip ceza sahası içinde az topla buluşan, az üreten, gol net gol pozisyonuna az giren. Hatta bak Trabzonspor kötü olur ya Göztepe takımı iyidir tebrik ettik o gün. Ya 10 kişi kalmış Göztepe takımla berabere bırak kalmayı, beceremeyi. Mağlup oldu ya Trabzonspor. Trabzonspor'un ne oynadığı ne etti oyuncu seçimleri. Mesela... Ben Abdullah Avcı'yı da eleştirdik burada. Ozan'ı oynattı, Okay'a aynısını onu da eleştirdik. Evet. Aynısını Şenol Hoca yapıyor. Aynı 11'lerle çıkıyor. Zeki Uzundurgan çok aynı. Doğru söylüyor. Eskiden... Hocam senle şeyi konuşmadık mı devre arası? Ya herhalde bir hamle yapar ikinci yarıya. Çünkü evet. Hem soldaki Enis hem ortadaki öndeki Ozan. Bak Eren de öyle. Yani Eren Elmalı ne yapıyor? Yani. Ya Eren şey, Elmalı biz, da öyle. Biz dökülüyor. Odada ne konuştuk? Şimdi bunları da bizi izleyenler yanlış anlamasın. Ben dedim ki devre bitiyor ara. Ya dedim Trabzonspor ikinci yarı Şenol Hoca hamle yapması gerek. Maçı böyle 1-0 bitiremez. Ya mutlaka gol yer. Ender dedi ki maç 1-0'dı o ara. Ya hocam dedi uzatmada da gol yiyebilir. Böyle bir dengesizliği var dedi. Bak inan gol oldu o ara. Şimdi biz yani bu dengesizliği görüyorsun. Maç 1-0 iken zaten Şenol Hoca bir hamle yapmayacak. 1-1 iken bile yapmadı. Yani Şenol Hoca da diyorum yani geldiğinden beri elde edemedi. Formsuz takım zaten kötü.
Yani ama Trabzonspor'un yani bir amacı gayesi olur ya. Ya bir Trabzonspor yenilir, yenilmeyi de hak edersin. Ya böyle 8 tane oyuncuyla oynat, deplasmanda oynat, çekin, kapan, stoper orta sahada şey stoperlerden, beklerden orta sahip. Sen nasıl üreteceksin? Trabzonspor rakip ceza sahası içine benim gözlerim ne biliyor musunuz? En kalabalık girdiği anlar hangi anlar? En kalabalık Duran top. Bitti. Şimdi bazı oyuncular getireceğim. Neden bunu getireceğim? Başlangıçtaki konuşmamız için. Önce mesela Savic ve Vakeme. Evet. Şimdi önemli bütçelerle alındı bu oyuncular. Savic ve Vakeme'nin Barkos gelmedi mi daha? Peki gelmemiş. Banza geldi mi? Banza'nın Barkos'u var mı? Hazır mı? Biraz. Oradan da cevap geldi. Ben şunu söyleyeyim. Geliyor. Tamam. Öyle siz hazırlayın biz devam edelim. Mesela Savic ve Vakeme alınıyor. Evet. Bunlar ciddi ciddi rakamlar. Şimdi Banza alındı. Banza ekranda. Banza 7 maç oynamış. 620 dakika. 6 golü var. Asisti yok. Bir takım meziyetleri var ama onu açıyor mu? Onu açıyor tabii. Yani bir onu açıyor eder mi? Yani krampon etmez öyle söyleyeyim. Yani bu oyun anlayışıyla. Şimdi ceza sahasında orta geliyor ama Banza'nın kafasına atamıyorlar. Yani Trabzonspor'da öyle nitelikli çok böyle üst düzey işte bir Vişka var. Orta yapabilen. Orta kalitesi de çok düşük tabii, takımın. Yani Thomas Meunier'e gitti. Tabii Thomas Meunier'e gittikten sonra. Top taşıyan oyuncu yok arkadaşlar. Şey yok, olarak gelmiyor. Yani Şenol Güneş Abdullah Avcı'nın devamı gibi 11'leri çıkarıyor. Artı hiçbir oyun bulamadı. Yani hiçbir oyun anlayışı, ne bileyim taktik, oyun zekası hiçbir şey yok şu anda. Yani Trabzonspor hocasız da aynı puanları toplar. Tam bir, yani sahadaki oyuncularda akıl tutulması var teknik heyette de bana göre. Çünkü teknik heyet öne geçtiği maçları tutamaz mı ya? Ya hem bu kadar savunma ağırlıklı oynuyorsun hem Çaykur Rizespor'dan 3 gol yiyorsun. Nasıl oluyor? 2 tane de golü sayılmadı. Hani offside'de bilmem neydi. Tamam doğru sayılmayan gollerde hakem haklı ya, ama pozisyon var yani çok pozisyon veriyorsun. Varasanovic'in kaçırdığı 2 tane de %100 karşı karşıya pozisyon var. Senin Vişka'nın karşı karşıya bir pozisyonu var. Bir de bir golün var. Onun dışında pozisyonun yok ya. Yani nasıl izah edeceğiz? Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Devam edin. Şimdi bu pozisyonları vermesin diye değil mi? Evet. Orta sahada Lüstram, Okay ve Ozan'ı oynatıyorsun değil mi? Aynen. Yaman çelişiyor o zaman. Şimdi, bak şöyle olur. Onu, bak şimdi. Evet. Çok ofansif bir orta sahayla çıkarsın orada. Mesela yok kadroda Bardi. Bak şimdi Bardi oynattın. Muhammed Çam'ı oynattın. Şimdi ben bazı öne oynayacağım. Ofansif risk alıyorum arkadaşım. Oynayacağım bir fazlasını atacağım. Aynen. Ya işte iki santrafor oynarsın. Dersin ki orta sahayı Muhammed Çam'la Bardi ile tutacağım. Ya deriz ki bizde yani çok pozisyon verir bu takım. Yani ofansif yani tamam da defansif direnci yok. Sen yani dörtlü savunman zaten ileri çıkmıyor. Bir de önü 3 tane savunmacıyla oynayıp bu kadar pozisyon veriyorsun. Şimdi, bak bu çok enteresan ya. Şimdi nasıl biliyor musun? Trabzonspor, Trabzonspor 3 ön libero ile çıkıyor. İlhan Palut 3 10 numarayla çıkıyor. Orta sahada 3 tane 10 numara özellikle oyuncuyla çıktı Trabzonspor'un karşısına. Ofansif, biri defansif. Tabii. Şimdi bak niye orada yanlış seçim? Şimdi defansif oyuncularla böyle güçlü ama hareket hızı yok. Üçü de aynı. Şimdi Lucas Torreira gibi bir oyuncun olur. Fred gibi hareket hızı, çabuk oyuncu. Hemen baskı yapar anladım. Bunlar ağır oyuncu. Fiziksel kalite nedir? Bunlar birebir. Okay'a gelecek yanına. Mesela Zeki Uzundurukan'la ben omuz omuza çarpışacağım Ender. Burada topu kazanacağım. Bunun için. Ama adamların üçü de ofansif. Buna girmiyor. Pas yaptılar çok rahat geçtiler. Ya bu anlamda da bak çok yanlış anladı mı tercihler? Sen karşı tarafta 3 tane o profilde... Plan hatası var yani. Bak, plan hatası var. Kurgu. 3 tane karşına Trabzon gibi ağır fizikli oyuncu olur. İkili mücadeleye girmek için oynatırsın anlarım. Onlar da top kullanamaz. Ama onlar top kullanıyor. Hareket hızı da yok. Ağır oyuncular. Ya sen bunu kurgularsan topu Rize'ye verirsin ve devamında pozisyon yersin. Bir sıradaki 10 maçı alayım arkadaşlar. Yani şimdi öyle bir noktaya geldi ki taraftar en büyük sıkıntılardan biri şu. Taraftarın umudunun, ümidinin tükenmesi. Tribünlerin boşalması. Bunlar o ümit kalmadı canım. O nerede? Yani şimdi zaten zirvedeki takımlarla aradaki puan farkı iyice açıldı. Evet. Avrupa'da yoksun.
Ben taraftarın ümidi kaldığını falan düşünüyorum. Yani biz hani Ziraat Türkiye Kupası'na kalıyor. Taraftar kana alıyor. Bak bu söylemler, ben Trabzonspor mesela var ya, başkanı dinliyorum Nevzat Bey, seneye bütün kupaları alacağız. Bak temenni strateji değildir. Temenni stratejiyle ölçülmez. Trabzonsporlar temenni. Başkan bütün sene şampiyonuz. Ya şimdi UEFA maçlarını seyrettik. Biz Trabzonspor'un ya şampiyon olacak bir kadro değil. Transfer yanlış. Olacağız. Şimdi senin şampiyon olduğun seneki ne Galatasaray o Galatasaray, ne Fenerbahçe ne de Beşiktaş o Beşiktaş. Doğru. Şimdi sen bunu iyi okumalısın. Burada Trabzon'un yapacağı tek şey var. Başkan eğer bu doğrultuda giderse, bu düşüncüde. Tabii benim düşüncem. Yani gider ayrı iyi çıkar şampiyon. 3 yıllık bir plan yapacak. Bu tekrar seçildiğinde kısmetse 3 yıllık. Zaten 3 yıllık bunu, planla şampiyon oldular biliyorsun. Tabii, Ahmet Ağalı göreve gelirken. Bu yaşlı oyunculara yollayacak. Genç, dinamik böyle bir kadro kurup bununla 3 yıllık planla yürüyecek. Trabzonspor'u genç, dinamik, iyi mücadele, aç, hedefi olan. Bunlar bunu anlatacak. Sabır eğer isteyecek. Bu kafayla giderse yine sıkıntı olur. Yine hoca tercihleri yanlış, oyuncu tercihleri ikisi de yanlış. Başarısızlıkta istikrarı yine devam ettirir başkan. Şimdi, bir şey daha yapmaları lazım. Şimdi Ocak ayında belli ki yine çok transfer yapacak Trabzonspor. Lütfen yapmalı şu transferleri mı? Yaparken yapmalı, yapmamalı bana göre. Ya Ocak'ta en hedef yok, biliyorsunuz. Hedef yok, hiçbir şey yok. Bu takımı bir şekilde teşhisi koyup bu takım bundan iyisini oynar. Bu takımla zaten hedefe gidemezsin. Yapacağın 10 transferle, 10 yeni transferle hedefe hiç gidemezsin. Ama şu transferleri yaparken ya birilerine de danışmaları lazım. Biz bu listemiz şu şekilde, Trabzonspor'un çok böyle bu futboldan anlayan bir sürü eski futbolcuları, kim başkanları, mesela? Yöneticileri. Kim, yani kim, şimdi söylemeyeyim burada. Kim ya da ben merak ya da bu mesela. İşi bilen. Bana göre bu şekilde hiç yapılmamalı. Ya kim yani? Yani insanlar. Ben kim, bakın, yani ben merak ediyorum. Kim Fenerbahçe, çok... Galatasaray bu transferleri artık, bakın Fenerbahçe Rogon menajerlik şirketi, en sonunda söylemek zorunda kaldım. Galatasaray George Gard üzerinden yapıyor. Ya lütfen çok ünlü menajerlik şirketleri üzerinden yapın bu transferleri. Onlar seni yıl boyu analiz ediyorlar takımını zaten. Ona göre sana şu oyuncu gider, bu oyuncu gider. Ya Şenol Güneş'e şimdi bu kadar sıkıntının arasında liste hazırlatmak. Şenol Güneş mevki verir. Oyuncu teşhisi koymaz ki. Şimdi o oyuncu üstü vermez ki. Yayıncı kuruluşta bu şehir, bu taraftar, bu kulüp bunu hak etmiyor. Oyun o zaman. Ben bir şey açıkçası çok güzel söylemiş. Manuel kardeşim. Oyun o zaman. Ben sana bir şey söyleyeyim. Sen de Trabzonspor'u yani... İnsan olarak hiçbir şey demiyorum zaten. Kimseye bir laf söylemeyiz. Sen de Trabzonspor'a hak edecek bir futbolcu değilsin. Ya Allah aşkına bak, sağ bek, sol bek alıyorlar. Sol bek Eren var. Barasic, yedek Ender. Ya heriflerin gole katkısı yok. Ligin 1/3 bitti. Gole katkısı yok. 2 tane bek almışlar ya. Şaka mı bu? Barasic Eren'i kesemiyor. Ya. Bak şimdi ne plan, nasıl yapılmış? Abdullah Avcı'yı o anlamda eleştiriyorum. Bir de ben tabii Zeki Uzundurukan için değil, yani böyle söyleniyor her kulüp için. İşte Trabzonspor'da var işte şu, kim ben merak ediyorum. Gelsin abi konuşsun, dünya futbolu, sistem, oyuncu, nereye evrilmiş, ne oldu? Ben çok merak ediyorum. Mesela böyle söylüyor yani işte şu işte danışıldı, sportif anlamda buna soruldu. Scout ekibinde bunlar var Trabzonspor'un. İşte bunlar söyledi falan. Kim onlar? Ya kim oyuncuyu seçmek etmek, bir kere bir sistem takım Trabzonspor değil, en büyük hatası bu. Trabzonspor bir sistem takımı olsaydı bu Muhammed Çav'ın peşinden 3 ay koşmazdı. Banza'ya böyle laf olsun diye almazdı. Yani bir sistem takımı değil. Transferleri ne yiyorlar. Belli değil. Oyuncu belli, evet ya, oynayacağı büyük, oyuna göre. Ya büyük takım böyle olur mu Allah aşkına ya? Oyuncular alalım, bir oyun modeli seçelim. Uğurcan diyor ki söylenecek çok bir şey yok. Herkes sorumluluğu üstlenmeli, ben dahil. Evet. Kendimize yedirmemeliyiz bunu. Gerçekten çok üzüntülüyüm. Kendimiz düşünmeli ve bu takımı ayağa kaldırmalıyız. Geçen hafta Fenerbahçe'ye karşı öne geçip kaybettik. Moral olarak o maçta darbe aldık demiş. Bu hafta da öne geçip kaybettiler. Ya bir şey söyleyeyim. Göztepe maçı 10 kişilik rakip. En güzel cümle o. Kendimiz düşünmeliyiz diyor. Geri gelir misiniz? Bak ne diyor orada? Futbol bireysel bir spor değil, takım yok, olarak kazanıp kaybediyorsunuz. Bir öncekine geldi. Maçları kazanırken kendimi ön plana çıkarmıyorum ama yenilince ön plana çıkarıyorum. Hepimizin canı yanıyor. Kötü evet. Gidişat mı? Bu gidişatı düzeltmek bizim elimizde. Ama bunlar hep yani temenni. Somut bir şey var mı? Yani bunu yapmak bu temenni. Evet. Bak bunlar hepsi var. Yani kötü şey gidişat var. Bu gidişatı düzeltmek olarak. Bizim elimizde. Tamam da ne oldu? Nasıl olacak? Bu hep temenni.
Şimdi Şenol Hoca da öyle, Abdullah Avcı çalıştığında öyleydi. Hep ben Trabzonspor'da hep temenni. Başkan öyle, Bielitsa antrenör geldi, Hırvat öyle. Hep temenni oyuncular. Ya Allah aşkına bu seçimler onlara bunlara dikkat etmiyor musunuz? Oyuncu, antrenör vesaire bilmem ne. Yani bunları yaparken ederken nasıl bir takım oluşturacağız? Nasıl olacak? Ne edecek? Ya hedefi olan oyuncuları getirelim buraya. Daha genç olsun. Bir transfer böyle mühendisliğini doğru yapmaz mı ya şimdi Trabzonspor? Sıradaki 10 maç önümüzdeki hafta. Tabii hani ligin en kırılgan takımlarından biri, belki de birincisi Adana Demirspor'u konuk edecek. Herhalde hani artık bu mutlak 3 puan hedefiyle çıkılacak bir maç olacak. Adana Demirspor 1-0 bitti mi maç arkadaşlar? Bitti değil mi? Eyüp Spor'a kendi evinde 1-0 yenildi. Adana Demirspor için gerçekten çok zor bir sezon. Yani bu halde de tamamlanması çok güç çok bir zor sezon. Allah kolaylık versin futbolculara da, zor. Alanya deplasmanı var. Şimdi içeride Kasımpaşa maçı, Alanya maçı deplasmanda. Tamam evet. Alanya hani ama düşme hattına geldi Alanya'da. Alanya takımı da yani şöyle bir bakıyorum. Tabii düşme hattında. Deplasmanda oynuyorsun. Kasımpaşa deplasmanda zor. Daha çok zor bir takım. Çok zor. Galatasaray maçı çok var. Çok zor. Yani 3 hafta öyle bir 3 hafta maç var ki. Ya zor diyorsun ya. Trabzonspor için zor ya. Yoksa evet. Kayserispor geldi böyle bir hafta anlatıldı. Kasımpaşa Beşiktaş'ı evet. böyle yaptı. Geldi adamlar 2-1 yendi. Gitti dün Bodrum akşam İstanbul'dan. He? Samsun'a gideceksin. Ya burada ne var? Bu tabloda neyi mesela okunur net bir şekilde? Benim okuduğum net söyleyeyim mi ne? Trabzonspor bu rakiplerle oynuyorsa çoğula maçın favorisidir. Trabzonspor bu maçların favorisi değildir. Bak. Şimdi gelinen nokta budur bu bak. Trabzonspor. Bu Trabzonspor tabii. Evet. Şimdi normalde kağıt üzerinde eski baksa, bunların hepsinde favori. Galatasaray maçı belli sen, olmaz. Sen şimdi mesela. Şampiyon olduğu sene bunlar dersin ki ya Galatasaray'a belki takılır, geri kalan bütün maçları kazanır dersin aynen. Değil mi? Tabii. Gelinen nokta bu maalesef. Yani İşin tuhafı bu. Şurada Adana Demirspor maçı haricinde ya yani o bile bak ya enteresan. Ben maçı seyrettim. Sivas 2-0 galipler Adana Demirspor. 2 gol kaçırdılar. 4-0'a yani bitirecekler neredeyse. Oradan maç döndü. Bakıyorsun Eyüp iyi mi diyorsun 1-0. Geçen hafta Kayseri'ye gittiler. Kayseri'den iyi oynayarak bir puan aldılar. Net goller kaçırdılar. Yani o maç dahil diyemem. Ya Trabzonspor %100 kazanır. Trabzonspor'un geldiği nokta bu. Buradan çıkması gerekir. Çok. Ya Trabzonspor ciddi anlamda bir öz eleştiri yapması gerek herkesin. Trabzonspor'da bir de oynamayan oyuncular mesela Umut Güneş. Yani bir sürü oynamayan savaşacak oyuncular var. Bu oyuncular mesela oynamıyorsa oyuncular ben farklı bir takımla ben çıkarım. Ben oynamak için formayı ya, kapmak için bir şey yapmalıyım diyor rekabet mu? Rekabet getirmeleri lazım. Bilemiyoruz tabii. Önerilerde bulunuyoruz. İşte hocam biz bir şeyler anlatıyoruz. Hiçbir ciddiye almıyorlar. Hiçbir bunu önemsemiyorlar. Bildikleri yoldan şaşmadan ısrarla istikrarsızlık üzere devam ediyorlar. Yapıştı üzere baktığın yani zaman. Yani Deniz Draguş. Hay adam kornere gidecek topu rakibe pas attı bakıyorum. Yani Cihan Çanak. Rizespor'lu oyuncu asisti yapamazdı o golde. Bak şimdi Muhammed Çam, en büyük hata. En büyük hata Umut şu. Umut Bozok bir oynuyor iki oynamıyor. Bak bu takımda oyuncu o kadar gelmek istedi ki belki Ocak ayında alacaklar. Yani Onu açıyor. 12-13 milyon euroya transfer edilebilirdi. Evet, Trabzonspor'un bütçeleri buna uygun değil ama 18 milyon euro artı 2028'e kadar sözleşmeleri tuttuğunda, totalde baktığında 13 oyuncunun Trabzonspor'a maliyeti 40 milyon euronun üzerinde değil mi? Bonservis ve yıllık alacaklarıyla birlikte. Ne olacak şimdi? Sen 18 milyon euro ise Southampton kulübüne 15 milyon euro verirdin. Yani oyuncuyu yaz hazırlık kampına da yetiştirirdin. En azından gelen ortalara vururdu sana bireysel olarak maç kazandırırdı. Bugün buralarda olmazdın. Hani oyun olmasa bile Banza'nın Onaccio'nun atacağı gollerle belki çok daha yukarılarda olabilirdi. Takımın enerjisini tabii, yukarı taşıyor, savaşıyor, oyuncular bakıyor ona. Ne dedik mesela yani... Rafa Silva geldi, Immobile geldi, Beşiktaş'ın tabii. Çehresi değişti. İşte Getson Fernandez oynamaya başladı falan. Bazen bir oyuncu çok şeydir. Doğru. Bazen de o oyuncuyu kaybettiğinde tepe taklak gidersin. O yüzden burada Ocak ayında 6-7 transfer yapmaktansa al Onaccio'yu. Bu şimdi, takım yine bir şeyler yapar o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Trabzonspor bak bu Allah aşkına şimdi 6-7 oyuncuya para verecek.
gidecek 6-7 oyuncu. Bunlar devre arası transferleri zordur. Devre çok zor. Arası, çok pahalı oluyor bir de. Çok yani ciddi anlamda bonservis ödersin, hocam. Maliyet tabii. Ödersin. Mesela Onuachu da oynayamıyor bak. 5 maç toplamda oynadığında kaç dakika 40 biliyor musun? 40 dakika. Şimdi 80. Öyle mi? Şeyle beraber. Bak kupayla beraber. Bir şey söyleyeyim mi? Çok enteresan. 50 dakika 59 dakika. Doğru. Trabzonspor haricinde öyle çok ciddi alıcısı da yoktu. Yok. Yok. Aynen. Bak çok enteresan. Bir ara Göztepe falan aynı yani, firmanın aynı şeyi tabii. Yani evet. Aynı sahipler işte hani çekmek istediler falan oraya. O ayrı. Oraya zaten parasız geçirirlerdi de neyse. Ya Trabzonspor'a mesela normalde vermeleri gerek. Çünkü Belçika'dan alınışı adamın 16 milyon euro evet. Ender bonservisi. Şimdi bunu baz aldı onlar. Tabii. Ya bir de dedi ki Trabzon'da iyi dedi bir sezon geçirdi yani veririz falan veremediler. Ya şimdi onlar da bakma kafalarını vuruyordur. Aynen. Bu Trabzonspor'un teklifini kabul etseydik. Tabii. Onaçı'yı aldığını farz edelim. Üçüncü bölgeye top getiren oyuncu yoksa Onaçı ne yapacak? Şu anda Manzan'ın yaptığı gibi o da top bekleyecek. O da var. Bunu düşünmek yani lazım. Mesela Mönchi onu besliyordu. Topta şimdi hayır, bir tek Vişçe var. Doğru, o da kaç? 39 yaşında. Bak şimdi. Yok hocam dediğin doğru da ama bak şimdi. Zeki Uzundurukan'ın söylediği güzel bir Duran şey. Duran top gibi. Falan belki bak tehlikesi olur. Hayır. Ben yani takımın enerjisini... Oynatır. Enerjisini tek başına. Bak yok, yok. Hayır. Enerjisini yükseltiyor. Evet, bir tabii. Rakip için tehdit. Tabii. Adam iyi bir profesyonel. Tabii, kolay kolay sakatlanmıyor. Oynuyor vesaire falan. Yani şimdi... tutup da Banze ile arasında çok ciddi bir kere farklı. Seviye kalite farkı ya var. Onu bir kabulüm. Kere ben iki, şuradayım. Üçüncü bölgeye top gelmiyor. Zaten Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı saha içi organizasyonda top ayağında az önce söyledim. Ligimizde istatistiklerde net pozisyonuna giren mesela bakıyorsun 19 takım arasında en sonlarda. Ya. Pozisyona net pozisyona giren, rakip ceza sahası şimdi içine giren böyle yani. Bir sıkıntıları var. Zaten üretkenlik de var. Şimdi geçen sene Mönye ile Vişke işbirliğiyle orada yırttı Abdullah Avcı. Mönye gelmeseydi geçen sene zaten bu Trabzonspor takımı bas bas bağırıyordu sıkıntı var diye. Bravo. Bir Mönye geldi. Evet. Bir Vişke ile ikili oyun orada. Onaçö'ye yaradı orada. Bir takım havaya girdi öyle gittiler. Bir kupayı devam kupa ettirdiler. Evet. Kupadan devam ettiler. Finalde kaybettiler. Ligi de üçüncü bitirdiler. Mönye'ye çık. Geçen sene zaten bu takım SOS veriyordu. Bak Abdullah Avcı varken de organize olmakta, öne gitmekte. Doğru, bir tek Mönye bunlara renk getirdi oyununa. İlhan Palut demiş ki Trabzonspor kötü günler yaşıyor ama büyük takım. Gol pozisyonlarını daha çok yakalayan bizlik oyuncuların 1-0'dan sonra kırılma yaşamadı. Son 4 haftada 3 galibiyet oldu. Ama o kadar kötü başladık ki düzlüğe çıkmak için hala uğraşıyoruz demiş. Hakikaten evet. Sezona çok kötü ama başladılar. Çok iyi savaştılar. Ufak toparlıyorlar. Çok iyi oynadılar. Yüreğiyle oynadılar. Ben alkışlıyorum Çaykur Rizespor'un mücadelesini. Bir yandan savaştılar. Da tabii Trabzonspor'u konuşuyoruz ama ben, Çaykur Rizespor'un tabii, da hakkını teslim ederek. Ben hakkını tabii ki veriyorum. Hiç İlhan Hoca'ya hepsini oyuncularını tebrik ederim. Ama bu maçı biz baz almalı mıyız, almalı mıyız? Bunu milli takım arasından sonraki lig maçlarına tekrar bakıp görmek gerekir. Evet. Çaykur Rizespor mu çok iyiydi bugün? Trabzonspor'u kötü müydü? Çok kötüydü evet. Yani yoksa Trabzonspor'un standardı bu. Çaykur Rizespor'u oynadı normal oyunu. Aynen. Yani mesela, buna bakmak gerekir şeyi, eğer ki hafta derken konuşmamak aynı gerek. Aynı şeyi söyleyebiliriz Fenerbahçe için. Trabzon kazandı Alkmaar'dan. Tabii. Çok kötü Alkmaar'dan tabii. Fark yedi. Fark onun yedi. Gibi yani. Fark yedi de oyunu da verdi. Yani evet. Trabzonspor bu ligde oynadığı rakipleri yanıltır. Bak yanıltır. Evet. Herkes Trabzon hepimizin bildiği gibi 4 büyük kulübümüzden biri. Bir yeniyor Trabzonspor'u yendik. Bu yanıltır. Trabzonspor'un yani o eski gücü yok. Yani yendiği zaman o takım çok yani üzüldüm, yendiği ama. Zaman öbür hafta umulmadık bir mağlubiyet. Demirspor'a mağlup olabilirsin Trabzon'u yendikten sonra misal. Şaşırma. Ya, hala neye şaşırıyorum biliyor musun? Ya Trezeguet takır takır gol atıyor. Hiç. Suudi Arabistan. Tabii, yani nasıl gitti ya? Kaşla göz arasında kontenjana yere çıkmak için bir de para da almadı. Bardi'yi tutmak için Trezeguet'i yolla. En önemli şimdi Bardi bir de tabii Bardi ile aynı sen de çok iyi biliyorsun. Aynı yani profilde oyuncu değil, aynı mevki oyuncu değil. Ama değil, değil ama de. Ne Bardi ile yabancı Bardi ile işte şimdi ya. Getirseler bize Bardi ile yabancı rakamı için. Ya Bardi tabii Bardi ile getirseler dedim ki Bardi gitsin, Trezeguet kalsın. Bir de en önemli Trezeguet daha genç. Vakeme oynatıyorsun çizgide. Evet Vişke oynatıyorsun. Şu Vakeme en önemli. En önemli Trezeguet'in farkı ne bu forvet oyuncularına göre? Patlayıcılığı değil tabii. Mi? Tempo driplingi hızlı bir oyuncu. Hücumda kim var? Aynen. Ender. Vişke eski Vişke değil. Vakeme değil. Orsic kadroda olmayan değil. Evet. Şimdi sen böyle bir oyuncu, atletizmi olan bir oyuncuyu bulmuşsun. Geçen sene sana goller atmış. İkinci santrofor gibi sol çizgiden artık giriyor.
oyun repertuarını geliştirmiş. Gol yapıyor sonra. Çizgilerde kalmıyor eskisi gibi. Ve de rakibi tehdit ediyor. Evet, futbol bilgisi, bak yorumu ya, eksik var. Şey. Zaten tekniği mekniği Oğuz'la iyi olsa Aston Villa'dan buraya gelmezdi. Unai Emery hala Aston Villa'da onu oynatıyordu. Ama sen burada elindeki kadroda sana direkt kaleye gidebilecek. Zaten sen bir pas dizisiyle gidemiyorsun. Set ucumu yapamıyorsun. Ucum organizasyon. Doğru. Direkt kaleye gideceksin. Sen böyle oyuncuyu nasıl veriyorsun Ender? Bana bunu bir anlatsın Allah aşkına ya. Evet. Bir de şu var. Trabzonspor'un 10 numara alıyor. 10 numaranın golü yok daha. Asisti yok. Yani gerçekten inanılır gibi değil ya. Geçen yılki takım daha Muhammed iyiydi Şahin ya. Geçen yılki takım keşke dursaydı. Bakeme. Bir başka gösterge. Birisi 8, diğeri 7 maç kaybediyor. Kaçırıyorlar bu maçı sakatlık nedeniyle. Neden? 3 tane sakatlık yaşamışlar bunlar ya. Kim yaşamış? Şimdi, daha şurada. Ne kaç bir şey oldu? Var. Bir şey daha var. Doğru. Bu oyuncuların içinden hiçbirini de satamaz Trabzonspor. Kontenjan ya dolu. Nasıl olacak? Satıyorsun? Nasıl transfer nereye yapacak satıyorsun? O zaman? Parasını verecek. 2 milyon. Nasıl yapacaksın? Ya, daha transfer Allah nasıl yapacaksın? Bak şimdi gerçeği söyleyeyim. Birisi 3 milyon, birisi bak, 2 milyon. Gerçek benim iki hemen çok kısa özetleyeyim. Vakeme yaşı 35 bana göre 40 yani olabilir. Bak 40 ya bak olabilir çünkü evet, genelde evet. Savic 33. Siyahi oyuncular, Afrika doğumlu oyuncuların genelde böyle nüfus yapıyor. Evet. Böyle oynanma oluyor. Ben de çalıştığım için biliyorum siyahi oyuncularla. Ben de bir Afrikalı oyuncularla oradan biliyorum. Daha yaşlı gösteriyor ve herifin sakatlanacağı oyuncunun Vakeme'nin çok belli. Yine sakatlandı devamlı. Herifin kas yapısı zaten gittiğilik geldi bitmiş. Sen buna 2 milyon Ender 2 milyon 75 bin euro veriyorsun yıllık. Bunu Vakeme alıyorsun, sakatlanıyor, sürpriz değil bir de kurtarıcı olarak. Savic zaten sakatlanma olarak bir geçmişte bir evet, ciddi bir sıkıntısı var. Var var. Yani sakatlanma böyle riski çok yüksek bir oyuncu. Beşiktaş tarafından o diyor. Açıklamayı yaptılar bak, ya. Tabii, sen aynısı. Bak Beşiktaş, Fenerbahçe'ye de geliyor. Jose Mourinho da istemiyor. Sen Savic'i Avrupa'da, İspanya'da kimse istemiyor. Senin verdiğin parayı kimse sanki veremeyecek. Savic bu. Ciddi bir deneyim değil mi? Atletico Madrid'de senelerde o oynamış. Yani oranın efsanelerinden neredeyse biridir Savic. Ve de Diogo Simeone'nin sağ koldur. Hiç ondan vazgeçmemiştir senelerce. Ve de onlar da oluyor. Bonservis sıfır sen atlıyorsun. Savic devamlı sakat. Devamlı eski böyle sıkılı yok. 3 milyonluk sen, sözleşme veriyorsun. Tabii 3 milyon veriyorsun. 2 milyon 75 euro ona veriyorsun. Ve de bu kadar yaşlı. Yaşlıktan daha önemli ne biliyor musun bak. Bir de performans yaşının geçmesi tabii, önemli. Tabii, tabii. Bak. Evet. Bak yaşlı oyuncular var. Geriye Avrupa'da da var. Pers var. Ceko var. Geriye de dönemiyorlar. Ama sakat oluyor adamlar. Bak adamların eskisi gibi değil ama yine de adamlar çok iyi oynuyor. Şimdi ikisinin de ciddi anlamda performans yaşının geçmesinden daha önemli ne? Ceko ile Mertens sakatlanmıyor. Bunlar öyle geçmiş ki yani performans yaşı ikisi de devamlı sakatlanıyor. Sen bunları nasıl alıyorsun? Bunlara nasıl okey diyorsunuz? Yani nasıl kadro kuruyorsunuz? Ya bunlar normal işler değil. Ne gibi değil normal derken onu da altını çizeyim. Hatalı transferler. Bunları kim squad ekibi, kim futbol aklı, kim orada biliyor? Zeki Uzundurankan söylüyor ben tanışmak isterim. Ya işte bu futbol aklı, bu işte eski Trabzon bilen yönetici. Ben merak ediyorum. Ben de bilmiyorum. Çağım, hayır, hocam anladım. Hep söylüyoruz ya burada bu scoutlar kim? Başarısız gönderilsin, yenile yenileri alınsın. Biz de böyle bir Şenol Hoca ne demiş bakalım. Üzülmek evet, bile demiyorum. Felaket kabus. 1-0 öne geçip savunma anlayışında da başarılı olamamak. Hani işin ileri ofansif tarafını yapamıyoruz. Savunmada da başarılı değiliz diyor. Tercihlerim, oynanan oyun beni hayal kırıklığına uğrattı. Kendime kızıyorum. İlk günden beri hayal ettiğimiz futbolu oynamak istiyoruz. Var mı devamı? Zaman zaman çıkış yapıyoruz ama sıkıntı yaşıyoruz. Başakşehir'i yendik ama Göztepe'ye yenildik. Fenerbahçe'ye karşı iyiydik ama tamamen dağıldık. Burada tamam. Oyuncularda travma var herhalde, rahat değiller. Oynayacaklar diye bekliyorum. Ama üzüntülüyüz. Yani oynayacaklar ama bir gün oynayacaklar herhalde diyor. Kadro içinde bir hareketlilik yapılabilir. Kendi adıma oyuncular adına her şeyi yönetime iletmek gerekiyor. Başkanla yönetimle görüşmek lazım. Onlar takım için her şeyi yaptılar. Ne demek bu? Bir hani bazı oyuncuları kadro dışı demeyeyim de belki hani oynatmayalım artık gibi mi? Kendi adıma ya ben de başarısızım demek istiyorum. Her şeyi yönetime iletmek gerekiyor. Yani tabii, beni de düşünebilirsiniz. Tabii aynen. Ya hocayı ya takımı değiştireceksin. Evet.
Ya şimdi, hoca yeni geldi. Yeni geldi. Olmaz. Ama takımdaki oyuncular da yeni. Nasıl olacak bilmiyorum. İşte onu diyoruz ya, bir tane satamazsın bu performansla. Hangi oyuncuyu kim alır devir arasında? O zaman kontenjanı boşaltmadan nasıl transfer yapacaklar? Demek ki oyunculara sözleşmesini feshedip hak edişlerini vereceksin. Başka yolu yok tabii, yani. Tabii. Bonservisten ele verip. Zor başka yaşamazsın. Demek. Şimdi scout olarak bir tane Trabzonspor'da scout görevinden gönderilen bir isim söyleyebilir misiniz bana? 3 ayrı scout vardı sezon başında biliyorsun Ender. Abdullah Hoca'nın scout ekibi, Başkan Ertuğrul Doğan'ın scout ekibi, bir de kulübün scout ekibi. Üçünden onay alınıyordu. İptal edilen maşallah kim onlar, ben mesela tanışmak evet, istiyorum. Yani mesela gerçekten. Üçü de ayrı Allah birim. Allah selamet versin. Kim mesela? Diye. Yani bunlar nasıl futbola bakıyor, nasıl bir sistem var vesaire. Yalnız bu işten böyle yırtamazlar. Ya işte kulüp dedi ki bize 10 liraya oyuncu alma, 2 lira aldı. 2 liraya al da doğruyu al veya 2 liraya var ya bir tane alma, o 2 lirayı tut. 4 evet. taneye 8 liraya bir tane oyuncu al, 4 tane alma. Aynen. Yani bir de madem 2 liraya oyuncu alıyorsun böyle oyuncu alma. Ya artık çağımız oyunlarında bir şey var. En basit ya, en basit bir şey. Artık çizgi oyuncuları atletik olur değil mi önde evet. ucunda. Ya Galatasaray'ın başarısı şöyle bir bak ya Türkiye Ligi'nde. Ya başka Türkiye Ligi'nde şampiyon oynayan takımlar da baksın. Adam Kerem buldu. Kerem Barış Alper. Kerem gidiyor. Yunus'la oynuyor. Öne Osman geliyor. Ya çizgilere bak ama. Çizgi oyuncuları hep atletik seçtiler ya. Ya şöyle bir yani şöyle bir baksınlar başarılı kulüplere ya. Evet. Ya peki. Burada Trabzonspor buna bile bakmamış ya. 40 yaşında Vakeme'ye çizgi. Vişka iyi niyetli. Çok beyefendi. Müthiş sevdiğim bir insan. Karakter yok. Ama artık onun da performans seçimi geçmiş. Oraya atletik oyuncu. Ya bunları evet. seçmek gerek. Ya doğru. bunu kim yapıyor? Niye ediyor? Bari Trabzonspor top ayağında set hücumu yapamıyorsa direkt kaleye gitsin. Hızlı oyuncular alsın. Bunu da mı bilmiyor? Ya? Yalnız Şenol Güneş'in konuşmalarını değerlendirmek lazım. Hoca geleceğe yönelik hiç umut ışığı vermiyor. Evet, çok kötüyüz. Konuşma. Yani hoca çöküntü içinde. Psikolojik olarak bitmiş. Cümlelerini tek tek analiz edersek. Yani Şenol Güneş şunu demeye çalışıyor. Bu takımdan hiçbir şey olmaz. Bu takım benim kariyerimi de bitirecek kadar kötü bir takım. İşte başkanla o yüzden görüşmek lazım yani diyor. Ben gerekirse de ben de değiştir. Başkan da düşünmeli diyor. Ya tabii. Düşünmeli diyor. Yani başkana ben. Çağrı yapıyor. Bu takıma acil çözüm üretmezsen, işte hastalık diyoruz ya. Bu takımı hastaneye yatırmazsak, serum takmazsak bu takım gider. Bitti. Hoca da mahvolmuş durumda psikolojik olarak. Baksana tercihlerim diyor. Yani o kadar hayal kırıklığına uğradım ki diyor. Tercihlerimle, oyunla ya, kendini tabii. eleştiriyor peki, diyor yani. Ya Trabzonspor'un en büyük nev sıkıntısı çok kısa bir şey. Bir döngüye girdi bak Ender. Evet, bu evet. çok önemli. Bu döngü sezon başında Abdullah Avcı, Şenol Güneş'le başlayan çok başarısız geçen döngüsü. Geçen sezondan beri bak, gelen hatta. Bravo. Şimdi bu süreci iyi okumak gerekir. Bu döngünün içine girdi buradan çıkamıyorlar. Ya buradan bir büyük takım refleksinin daha doğru olması doğru. gerekir. Trabzonspor bak kadrosu bir ne kadar kötü de olsa. Gerekiyor. Bak evet, Trabzonspor hocam. Kadrosu ne kadar kötü olsa da. Bak şimdi ne kadar kötü olsa da 12 puanla ligin dibinde olmaz. Olmaz. Kimse bunu anlatmasın bana. Hocam dokunmak öbür için. Öbür takımlarda yanlış anlama. Yani Yamal mı oynuyor yani? Bir ne de bileyim, kaç bütçeyle nasıl ya, oynuyor? Hayır. Ya mesela Yamal mı oynuyor? Ne bileyim Jack Grealish mi oynuyor? Haaland mı oynuyor yani? He? Saka bir şey mı oynuyor? Diyordunuz hocam. Bir değişime girmek istiyorsa takıma dokunman lazım. Dokunmak için de değişim yapman lazım. Bu değişim alacaksın. Performansını beğenmediklerini diyor ya kaleci Uğurcan da. Kendimiz buna karar vermeyiz, düzeltmeyiz. Alacaksın oyuncuları gerekirse alttaki takımdan. Yukarıya genç çocukları koyacaksın, genç oyuncuları koyacaksın. Öyle de mağlup ol, böyle de mağlup ol. Scout ekibi diye haftalardır burada konuşuyoruz. Bir tane scout'ta ihraç edilen, işin sözleşmesine son verilen var mı? Yok. Kim yaptı, kim yaptı? Tamam yapılmış bunlar. Hoca da diyor ki bu takımdan ancak bu kadar olur. Doğru. Herkes aynı şeyi görüyor. Ama dokunmuş. Artık birisi çözüm üretmeli. Bak ben buna katılmıyorum. Ya bu takımdan ben bu söze bak Trabzonspor özelinde genel. Ben buna antrenör, iyi bir teknik adam eldeki kadroyu en iyi kullanandır. Ben buna katılmıyorum. Bu Trabzonspor için veya başka kulüp. Ya eldeki kadro. Hayır. Bu en kolaycığı yaklaşım olur. Mühim olan çalışırsın. Üçlü oynar, 3-5-2, 3-4-1-2 oynar. Bir kere formasyonu değiştirsin. Sonra bir felsefe koyarsın. Takımı nerede karşılayacağız, nerede pres yapacağız, yapamayacaksak, nerede geçiş yapacağız vesaire vesaire bir şeyler yaparsın. Temel. %100 hepsini değiştirip 4-4-2 yapamazsın. Ama bir elin değer.
Anladım. Aynen. Peki, bir de şu var. Hemen ama, şunu söyleyeyim. Pozisyonlara geçeceğim artık. Bu takım çok kötü olabilir ama bu takım niye bu kadar kötü sonuçlar alıyor? Koşmuyor, savaşmıyor, yüreğiyle oynamıyor, ruhsuz, mücadele etmiyor. O yüzden de kötü sonuçlar alıyor. Dediği gibi hocamın, yani ortaya gelir söylersin oyunculara, maçı izletirsin, dersin ki bundan sonra koşacaksınız kardeşim, savaşacaksınız. Öyle yenilmiyor Trabzon, savaşmadan koşmuyor. Yeniliyor işte. Savaşmıyor ama. En kötüsü o. Ya sen diyorsun yani... Kelle almakla zaten. Kelle. Alacaksın ya, abi. O işte kadro değişimine gideceksin. Öyle de yeniliyor. Yani diyorsun şey, oyuncu da yani hata yok. Şenol Hoca yani bu performansı alır, alamadı. Öyle demiyorum ben. Anladım. Şenol Hoca'nın yani, sunucunu hissedemedik ama eldeki kadronun özellikleri bak, bu kadarsa ya ben, ne yapmalı hocam? Ne yapmalı bak, mesela? Bak, çok nasıl bir 11 ile çıkmalı sahaya? Bir şey söyle. 11'i çok izleyenlerden de özür dilerim. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Bunu da sevmem ama Mustafa Hoca çünkü farklı bir şey. Ankara Spor'da çalışıyorum. 12. haftada gittim ortalarda. Mustafa Denizli Vestel'i çalışıyor. Lider durumda. Vestel. Manisa. Manisa Vestel. Lider durumda biliyorsun. Olay oldu gitti oraya. Ben o sene takımı bir hafta önce çıkardık. Kayseri yendik. 2004-2005 falan. 2003-2004 yılı. Evet. Oradan Ankara Hücü'ne gitmiştim. İnsiyerlerden özür diliyorum. Siz söylediniz diye. Oyuncu. Öbür sene bir tane oyuncuyu tuttu Samet. Ben Ankara Hücü'ne gittim. Samet Hoca geldi. Bir oyuncu girsinler baksınlar Hürriyet'i tuttu. Bütün kadro çok değişti. Kötüydü. Mustafa Denizli, Vestel, Hakan Baltalar'ın oynadığı falan kalede Ufuk müthiş bir kadroları vardı. Öyle böyle evet. Değil ama. Mahmut vardı Almanya'dan gelen müthiş oyuncular. Ya say say biter o Tolga falan Beşiktaş falan. Ya müthiş kadro çıkamadı. Çıkamadı. Bak biz o alttan aldığım o oyuncu kadrosu bir hafta önce çıktı. Kendimi anlatmak için değil. Benim gibi çok değerli teknik adamlar da Türkiye'de böyle işler yapmıştır. Ben kendi insan yaşadığını bilirim. O kadro biz Kayseri yendik bir hafta kala. 33. hafta hocam 4-0 yendik. Oğuz Çetin çalıştırıyordu işte Mehmet Topal, Mehmet Topuzlar oynuyordu. Bir lider yani son haftaya girirken lider olarak çıktık nereden? Tamam. Şimdi düşün senin oyuncu zenginliği, kulüp zengin dediğin öyle baktığınız mesela. O kadro yani mesela yetersiz dediğin çıktı öbürsü çıkamadı. Değil. Şey ben bunu kendim yaşadığım için asbel kadar anladın mı? Ya asbel kadar ben çalıştığım takımda bunu yaşadım. Kendimiz başarılı olduk. Hocam, benim zaten gibi şöyle ya bir ben, şey var. Her hangi bir şey bak, meslek kolunda neyse bu. Size teslim edilen şeyi kabul ediyorsanız bitti. Orada evet, bir çözüm bitti. Üretmek bravo. Bir başarı çok güzel söyledin bravo. Bravo bitti. Şimdi, ya da yapamıyorsunuz. Ya, yap, ama yapılır ben onu demek istedim yani en kötü kadro öbür sene Samet Aybaba girsinler ya bir tek Hürriyet Göçer'i tuttu kadroda hepsini yolladı. Demek ki o kadrodan verim almak önemli. Benim gibi çok değerli teknik adamlar da bunu yaptı. Ben tamam, kendim yalnız değil. Onun için çok kolaycılık o. Oyuncular kötü Şenol Hoca ne yapsın? Ben öyle demiyorum ya. Ben bir çözüm üretilmesi için gereği yapılmalı diyorum. Şimdi Rizespor Süper Lig'e çıktığını hatırlar mısın Mustafa Denizli ile birlikte, hocamızla birlikte? Hatırlıyor musun? Evet. O takım çok iyi gidiyordu. Takımı kuran Engin Korukur'du. O altyapısını oluşturdu. Geldi. Son haftalarda bir iki sıkıntı yaşandı. Mustafa Hoca'ya getirdiler ikinci yarı. Üç oyuncu aldı Rizespor'a. O sene şampiyon oldular. O ligden çıktılar. Özetle, dokunuş da böyle olmalı yani. Siz diyorsunuz ki takımı... Hani bir şeyler yapmak lazım. Hoca yeniden geldi, yeni başladı. Takım üzerinden değişiklikler yapıp hocayla çözüm üretmek kesinlikle lazım diyorsunuz. Peki, şimdi pozisyonlara geçeceğim. Bir küçük reklam arası vereceğim. Sadece 3 dakikalık ama hani çok inanılmaz böyle hakemlik bir maç olduğunu da düşünmüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum hocam? Gelsin konuşalım. Var diyorsun. Bir şeyler tamam, çünkü. Hocam, bayağı bir şeyler var. Bir şeyler var. Orasını biliyorum da. Bir kere hani var çok uzun mesela bir 6.5-7 dakikada karar verdi. Evet, oradan zaten 3 dakika bir ara hemen geliyoruz. Biz de oradan zor çıkarız herhalde. Bu kaldığımız yerden devam ediyoruz 90+1'e Çaykur Rizespor Trabzonspor maçının pozisyonlarına hemen hakem kararlarına bir bakacağız. Mustafa hocam hazır kıta. Ellerini ovuşturuyor. Yok aman ha. Hata yapmasınlar da. İstiyorum ki helal olsun. Bu akşam harika bir hakemlik seyrettik diyelim diyoruz peki. Ama. Ya aman abi aman ovuşturduğum yok. Ah hocam. Başarılı olsunlar diye dua ediyoruz ama sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi hazır mıyız? Hadi bakalım hocam ilk pozisyonumuz 43. dakikadan. Bir Varesanović karara itiraz edip sarı kart görüyor. Evet. Şimdi burada öncelikle bir soru sormam lazım. Ne oldu geçen hafta genç hakem
Genç hakem, genç hakem diye konuşuldu. Bu hafta bir anda gençlik bitti, olgunlara döndük. Baktığı zaman bu haftaki atamaya bir anda döndü. Peki soruyoruz, insanın bir kurum olarak az önce transferleri, scout'u, yanlışlarını, oyun anlayışlarını konuşuyoruz değil mi? Hakemlik de bir üçüncü takımdır bu, sahanın üçüncü takımı. Bunu yöneten teknik adamlar, MHK'de bulunan arkadaşlar, eğitimciler, yardımcı antrenör anlamında. Belli ki onlar da bir arayışta hocam. Arayış ama bu saate kadar ara transfer de yok. Hakemlikte ara transfer de yok. Bu saate kadar projelerini oturtmuş, prensiplerini oturtmuş, stratejilerini belirlemiş olarak yürümen lazım. Rüzgar esip rüzgara göre değişmemen lazım. Geçen hafta o gencecik Oğuzhan Çakır'ı attılar oraya, cenderenin içine. Şimdi bu hafta baktım Benfica Porto maçına. Son 4 maç, 3 tanesini bu hafta, yarın oynanacak maç. Benfica'da oynanan Benfica Porto maçı. Evet, evet. Pinheiro yönetiyor. Yine Pinheiro. Arada bir tanesini Diaz yönetmiş. Şimdi böylesine çok önemli müsabakaya atadığın hakeme bak. Bizim şimdi Pereira'da gelişim direktörümüz ya. Acaba ona sordular mı? Genç bir hakemin Trabzon Fenerbahçe maçına atanmasının nasıl olacağı ve doğru olup olmayacağı soruldu mu? Veya o evet uygundur mu dedi. Bunlar hep sorgulanması lazım. Geleli 1,5 ay oldu, yaprak kımıldamıyor daha. Gelişim direktörü. Ama atıyorum ne dediler geçen hafta Zeytinburnu'sunda 30 yaşındaki hakemi seyretmiş bir fotoğrafla ortaya algı yarattılar. 30 yaşındaki hakem zaten genç hakem mottosuna uymayan bir hakem. O yüzden bunlar çok hassas konular. Şimdi bu hafta bir anda döndün olgunlara. Peki. Vara getirdin, Yaşar Kemal Uğurlu'yu koydun. Yaşar Kemal Uğurlu var kadrosunda olmayan bir hakem, evet, olmasına rağmen hocam. 20. maçı. Avusturya'dan bir ekip geldi var eğitimi için bize. Var sistemimizi görmek, var odasını görmek. Öyleymiş, evet. Evet, oradaki çok gelişmiş olarak bilindiği için Avrupa'da hakikaten bunu görmek istiyor ve çalışmak istiyorlar. Bakıyorsun oraya, senin en çok maça çıkanın Yaşar Kemal Uğurlu ama eğitimde kim var? Özgür Yankaya var. Bunlar hep çelişkiler yaratıyor. İşte bu strateji ve planlamanın olmadığını, aksiyon almakta rüzgara göre hareket edip hatalar yaptığını ifade hocam etmek istiyorum. Hocam ama o 30-40 yıllık hatalar silsilesinin bir anda, 1,5 ayda, 2 ayda düzelmesini kimse bekleyemez. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Elbette ki hatalar var ama Riva'ya gittiğimizde de şunu görebiliyoruz. Çok donanımlı, çok güçlü bir TFF kurulmuş. Hepsi gerçekten işin ehli ve çok çalışıyorlar. Çok kafa yoruyorlar. Elbette ki hatalarını kabul ediyorlar. Öz eleştiri yapıyorlar. Ama bu sürecin sonunda başaracaklarına inanıyorlar. Yani tabii ki bu işin doğasında eleştiri var. Hatalarımız var, tabii, ama niyetimiz iyiydi. Ben şunu desteklerim. Yani hiç bu işi düzeltmek Mustafa var. Mustafa hocam hiç mi iyi bir şey yapmıyorlar? Yani size göre hiç mi? Mesela Zorbay Küçük mesela bu maçı yönetti ya. 32 yaşında FIFA hakemi. Mesela sizce tam eleştirecek durum tabii ki var. Ben de eleştirdim yeri geldim, evet, burada. Bundan sonra da eleştireceğim. Tabii ki. Yanlış yaparlarsa. Hiç mi iyi bir şey yapmadılar size göre mesela MHK? Genç hakem dediler. Devam etsinler. Genç hakemleri çıkarsınlar. Mutlu olalım. Onları görelim. Gönderdikleri, yaptıkları o icraat sizce kurumsal ve hukuksal mı? Bir anda geldiniz, dipten kazıma yaptınız, gittiniz. Bak şu anda geldiniz, çalışıyorlar. Çalışıyorlar da var olan çalışanlar, sistem olarak doğru işler yapmaya gayret eden, onlardan, deneyimlerden istifade etmek yerine bir anda dışarıya attınız. Açıklama getiremiyorsunuz. Olayı açıklama getiriyor muyuz? Hocam onu kaosu sistetikliyorsunuz. Bence evet onu konuştuk biz burada böyle böyle. Benim de duyumum. Hepimiz iyi niyetliyiz. Benim ben kötü niyetliyim. Hayır mesela, ben de iyi niyetliyim. Mesela biriyle böyle konuştum yetkili. Benim de duyumum. İsmi vermem tabii. Mesela onların mesela açıklayamayacağı durumlar var. Mesela o zaman da söylemişlerdi hatta Nihat Bey başkanken. Yani oradan kaynaklandığını düşünüyorum. Mesela Alper Akarsu var. Mesela bugün Antalya Bodrum, evet, maçını yönetti. O da 29 yaşında. Yani bunlar mesela diyorum ya iyi yapılan işler de var. Zeki Uzundurukan'a destek vermek için. Bunun hakkında vermek gerek. Ama hatalı işlerde geçen hafta size katılıyorum Mustafa Hocam. Öyle 26 yaşında çocuğu oraya falan vermekle Türkiye'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra en önemli, en tansiyon yüksek maç
Fenerbahçe ve Trabzon maçıdır. Tabii tabii. Bir bak, de şu da var hocam. Bugüne kadar hep bize de burada hakem konuşunca bir şekilde geliyor. Sosyal medyadan yazıyorlardı. Önümüz kesildi, şu oldu, bu oldu. Bugüne kadar sistem genç hakemlerin hep önünü kesmiş. Yukarıdaki hakemler, alttan hakemler çıkmasını çok istememişler. İşte kim istememiş hocam? Çok istediler. Bir dakika durun. Hayır. Geçen seneki merkez hakem kurulu. Merkez hakem kurulundan bahsetmiyorum. Hakemler kendi aralarında hakemlerin çıkmasını çok istememişler. Geçen sene 7 kişi alındı. Ondan önceki sene 6 kişi alındı. 13 tane aşağıdan hakem geldi. Bu sene havuz yapıldı. Şu ana kadar kaçıncı hafta? 12. hafta değil mi? Her hafta 9 maç oynanıyor. Sadece ve sadece geçen sene TFF 1'de görev yapıp havuza intikal eden hakemler 47 oldu toplam. Sadece 2 hakeme birer tane maç verildi. Pardon, Ozan Ergün'e 2 tane verildi. 2 hakeme toplam 3 maç verildi. Şimdi hocam, eğer gençse şunu bir söyleyeyim dakika, ama bir bak dakika. Kulüpler Birliği'nde geçen yıldan beri süre gelen bir şey vardı. Bunu Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ali Koç da resmen açıkladı. Dedi ki biz genç hakem istiyoruz. Hata yapacaksa genç hakemler yapsın. Merkez Hakem Kurulu da alın size genç hakemler dedi. Şimdi olmaz. Kulüpler o yüzden ses çıkarmıyorlar. Olmaz. Mesela Fenerbahçe Kulübü'nde Ali Koç'un işte hakemle ilgili bugüne kadar bu sezon çok eleştirisini gördünüz mü? Hayır. Acun Ilıcalı as başkan üzerinden eleştiriler yapılıyor ama bizim kulüplerimiz de istedi genç hakemleri ilk kez. Zarar veriyor yaptığı açıklamalarla, onu konuşuruz. Tabii. O apayrı bir başlık. Bakın, bakın, apayrı bir konu. Kulüplerin söylediğine göre hareket ederseniz Ender'i beğendim, devam etsin. Mustafa'yı beğenmedim, geçen maçta benim canımı yaktı, alın kellesini. Böyle hakemlik kurumu yönetilmez. Genç hakemler... Kim mesela kellesini aldı hocam? Nasıl? Kötü mesela yönetti kellesini. Sezon başladı, 12 kişi gitti. O geçmiş dönemden gelen herhalde. Geçmiş ama geçmiş dönemin hakemleri bu sene geldiğinde gelir gelmez mi gitti? Onlara maç verdin. Beraber çalışma arkadaşlığı yaptın. Ben hepsini yalnız bazı olaylarda işte Ozan da döndü ya, sırt değil. Ben performansa dayalı olduğunu da düşünüyorum. Esas konu bu. Evet. Belki bir kısmı performanstır, bir kısmı başka kişi, bir şey diye evet, düşünüyorum. Konuştuğum kişi ama onu, konuştuğum kişi de onu lazım, söyledi tabii. Mesela. Bazıları hocam karıştırıyorlar performans. Evet, bazıları başka nedenler olabilir dedi. Performansla da giden varmış. Kim mesela? Performansla giden. Beğenilmeyen performansla. Evet. Tugay Kağan Numaroğlu, Bahattin Şimşek. Bunlar geçen sene maçların %25'ini yönettiler. Hocam, geçen yılın %25 ne demek? Bu detay, %27 attı. Bu detaylı dosyayı Türkiye Futbol Federasyonu mesela açıklaması gerek. Nedir, neden, ne oldu vesaire. Gerek. Yani bu MHK'nin açıklayacağı demek ki ben, bir konu değil. Ben şunu biliyorum. Sayın Futbol Federasyonu Başkanı, sen de biliyorsun, sana da anlatmıştır. İbrahim Acasmanoğlu bu işin üzerine çok düşüyor. Büyük mesai harcıyor. Bu bir süreç diyor, zaman alacak. Belki, elbette ki düzeltmeye belki çalışıyoruz. Kolay değil yani. Açıklamalar yaparlar. Tabii yaparlar. Yani, İyi niyet var ortada. Sen de hissetmişsindir Ender var. Bilgin. Gittiğinde iyi niyeti görüyorsun. Nasıl çalıştıklarını da görüyorsun. Kolay iş değil tabii ki. Yani bir ya anda bir kere iyi, kolay bak, değil. Zeki Uzun Hocam, ben bir şunu söyleyeyim. İyi niyetle çalışacak ya. Bu yani bir ülkede bir şey. Bu zaten iyi niyetle, bu namuslu. Öyle. Ya bu namuslu olmak erdemlik değil. Herkesin olması gerekir. Aynı şekilde çalışmak yani hayır. Çalışacak herkes. Ben o manada demiyorum. Şey hayır, pozisyonlara geçelim mi? Tabii. Tamamlayın. Evet. Dağıldık yok, çünkü. Tamam. Buyurun ya, hocam. Yok, dağılmadık. Ya. Yani, yok. Son 20 yılda 21 tane MHK'de çalışmışız. İşte, 21 tane MHK kötü niyetli miydi? Onlar da çalışıyor. Tabii tabii. İşte ama o zaman yani bak şu anki arkadaşlarımız çalışıyor. Tamam, takdir ediyoruz. Mustafa ama hocam, onlar kötü niyetli değil de onlar da iyi hayır, niyetli. Hayır Mustafa hocam, tabii ki burada biz daha kimse önce az önce söyledim. Ya biz ben eleştiri her hafta söyledim. Bundan sonra da söyleyeceğim. Abi bir realite var. Ne gibi? Siz çok güzel söylediniz. Sizin oradan devam etmek gerekir. 21 tane MHK değiştiyse 20 yılda. Demek ki bu 25 yıllık süreç çok kötü. Bir anda bir yılda falan işte 3 ayda 2 ayda hemen düzeltilmez. Aynen. Biraz süre vermek gerekir. Kesinlikle. Bekleyip görmek gerek. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Ama benim bana birebir söyleni de söyleyeyim. 3 yıllık bir süreç istemiyoruz diyor, 2-3 yıllık. Biz 1 yıl 12 ay diyor. Bu süreç tamamlandığında önümüzdeki sene diyor 2025-26 sezonunda bu işler çok farklı olacak hocam. Net bir şekilde bana bunu söylediler mesela. Bakalım inşallah. İnşallah. Tabii inşallah. Ya, eğer öyle bir şeyse biz de bekler, alkışlarız. Evet. Hakikaten güzel işler yapıyorsa bravo İnşallah. Deriz. Ama baktığımız zaman da gerçekleri de söylemekte fayda var. Yani şu ana kadar alttan hakem çıkaramadılar. Bir önceki kurulların hakemlerini... Mehmet Türkmen var hocam. Mehmet Türkmen'i bu ekip almadı ki. Ya Mehmet tamam, daha Türkmen'i... önce aldı ama risk alıp mesela çıkardılar. İlk maçta başlattılar hocam. Daha ilk ben size söyleyeyim ya, dördüncü hakem olarak daha Süper Kupa finaline ısındırarak lige başlattı. Yani
böyle ya bir anda da ben neye düşüyorum? Boyacı küpü gibi al beyazdan işte siyah yap, siyahı beyaz yap. O yani biraz sürece bakmak gerek ama bu süreçte de hata yaparlarsa ederlerse tabii ki eleştirmek lazım. Yanlış atama geçen hafta olduğu gibi. Evet. %100 MHK hatalı. Onu da söylemek gerekir. Tabii ki. Hani nasıl biz diyoruz 25 yıllık bir okuyacağımız bir süreç var kötü giden. 21 tane ne güzel söyledi eski MHK başkanı da Mustafa Hocam. Diyor ki 21 tane MHK başkanı değişti. Demek ki istikrar yok. Onun için bir anda bir ayda iki ayda bu MHK'nin de düzeltmesi beklemeyiz. İstikrarı sağlayacak sabrı göster. Tabii ama adalet ben adaletli olmadan... Geçmişte gösterilmemiş işte bu sabır. Evet. Nasıl gösterilmemiş? Geçmişte. Sabır gösterilmemiş demek ki MHK yönetimlerine. Sabır gösterilmemiş. Evet. Ondan kaynaklı. Şu anda da yine sabır yok şu anda. Mesela Cihan Aydın sabrın eseri midir? Cihan Aydın bu sene üçüncü ben senesi. Ben şunu görüyorum ama. İki sene mahkemlik yaptı. Şahane bir çıkış yakaladı. Bütün gönüllerde dedik ki herkesin düşüncesi ya çok iyi bir hakem. İyi hakem de geliyor vücut dili her dedik. Şeyi yok. Evet. Bugün de maç yönetti mesela. Geliyor dedik. Listeye girdi. Bugün nasıldı ben seyretmedim. Gayet iyi yönetti. Listeye evet. girdi. İki ay içinde şu anda. Neredeyse sıfır hatayla maç yönetti. Eski hakem yaptık adamı biz. Bu yıpranış süreci. Cihan Aydın da bu MHK'de 3 hakem söylese birini ben Cihan Aydın söylerim ha. Mesela söyleyeyim. Yeni İyi hakem. O işler bir yıl içinde düzeldiğinde belki önümüzdeki sezon hiçbir taraftarın, takımın, başkanın, yöneticinin etkisi altında kalmadan sahaya çıkıp ben biliyorum nasıl etkisi altında kaldığını, nasıl şampiyonlukların hakemlerle birlikte nasıl şampiyonlukların çalındığını, bir takımdan bir takıma verildiğini biliyoruz. Sen de biliyorsun hocam. Nasıl eyyamlar yapıldığını biliyoruz. Ben de MHK başkanının antetli kağıtlı raporları da var bazı MHK başkanlarının. İşte o konulara girmeyelim. Neler yapıldığını, ne rezillikler olduğunu biliyorum. Listeye girmedi yani hocam. Yani şurada Cihat Aydın hocam, hiçbir şekilde listeye girmedi. Şunu yapacaklar. Pardon. Yani hakem çıkacak sahaya. Evet hata yapacak mutlaka ama hiç kimsenin etkisi altında kalmadan. Zaten İbrahim Hacı Osmanoğlu bunu istiyor. Kimsenin etkisi altında kalmadan gördüğünü çal kardeşim arkanda ben varım. Tamam. Geçen hafta bu sistem böyle güzel... olacak ama bu süreç uzun sürecek tabii ki. Şu anda herkes zaten öz eleştiri yapıyor. Elbette ki hatalar olduğunu kabul ediyorlar. Dediğin gibi hakemi dinlendiriyorlar, maç vermiyorlar. Ama bir anda da hemen sihirli değnek yok. Yani siz de olsanız şu anda orada o süreçte elbette ki başarmak için belli bir sürece ihtiyacınız var. Mustafa hocamı da yıpratırlar. Tabii yıpratmaz tamam. olurlar mı? Biz de yıpratırdık. Ya bu sürecin esas Ender bu süreci okumak gerek. Tabii. Bak ben de sabır verilmesine bir kere yanındayım. Ne zaman bir istikrar sağlayacaksan sabredeceksin. Evet. Beklemek ama bu ara doğru zaman. İşler yapılması gerek. Trabzonspor, Fenerbahçe maçı gibi atama olmaması yanlıştı gerekir. Yanlıştı tabii. Adaletli orada. Olması gerekir. Gençlerle devam edilmesi gerekir. Ama bu gençleri doğru eğitmek gerek. En önemli güven vermek gerek. Bir standardın olması gerek. Korkusuzca maç yönetmesi peki. gerek. Evet. Hadi o zaman MHK'nin değil mi? Bunları sağlaması tabii, gerek. Geçen hafta, bir söz söyledim. Eğer siz hakemin arkasında kale gibi durursanız, evet. hakem dimdik sahada durur. Ama siz o hakemin arkasında kale gibi, sağlam kale gibi duramazsınız. O hakem de sahada kumdan kale gibi yayılır, dağılır gider. Bir kere bunda karar kılacağız. Doğru. Bunu yaparsak olur. Pazartesi günü de mesela bir kulüp başkanı ile MHK başkanı o balıkların bulunduğu havuzun kenarında 12 ile 1.5 arası baş başa ne konuştu? Ne konuşuyor? Bunlar eğer bir şey yapılacaksa nerede, pardon, toplu olarak nerede, yapılır. Riva'da havuz kenarında bir kulüp başkanı, MHK başkanı yan yana oturuyor. Bu ayrıcalık niye? Bu fark niye? Eğer bir iş yapacaksan herkese yayınlaman lazım. Herkesin ortasında yapman lazım. Bir kulüp bunlar, başkanı diyorsun. Bir kulüp başkanıyla 1.5 saat o balıkların olduğu bir havuz var. Büyük orada oturuyorsun. Büyük kulüplerden biri mi? Buraya kadar söyleyeyim. Daha öteye girmeyeyim. 12 ile 1.5 saat. 1.5 saat herhalde bunları konuştular. Gelelim pozisyonlara hadi. Hadi gelelim. Bizi meraklandırdın hocam ama. Gelelim pozisyonlara hadi. Evet. Hadi destekleyelim. Hadi. Arkadaşlar genç hakemleri destekleyelim. Ben de hep aynı fikirdeyim. Ancak bu genç hakemleri kısa sürede kıdemli hakem, eleştirilmiş, yıpranmış hakem konumuna sokmayalım. Çünkü doğru. Türkiye'de hakemlik eskiden 8 ila 10 yılda yıpranma payı vardı. Şimdi 3 ila 5 yıla düştü. O yüzden Cihan bence, Aydın örneğini bence verdim. Doğru. Bence yani o dediğiniz de çok bana göre 3-5 maça düştü. 3-5 maçsa hakemliğin de bitebilir bu ülkede. Yani 2 maç. Bu akşam kötü maç yönetti. Yarın kellen gidiyor. Böyle bir iklimde yaşıyoruz. Bu... Anlatmak istediğim bu. Yoksa problem yok. Gelelim maça şimdi. Burada itiraza sarı gösterdi 8 numaralı oyuncuya. Ama bakın bu faul verebilir vermeyebilir hakemin yorumudur. Ama bu net bir fauldür.
Bu faulün bu değil. Şimdi geliyor. 10 numaralı oyuncu Olavay'ın mıydı bu? Bakayım. Malheuro ile Mita devam. Bu kontrolsüz bir harekettir. Evet, net bir sarı kart olmalıydı. Burada sözel itirazda bulunduğu için 8 numaralı Rizespor'lu oyuncuya sarıyı gösterdi. Evet. Öbür oyuncu 10 numaralı. Arada kaynadı. Oyuncu. Arada kaynadı. 10 numaralı oyuncu kimmiş? Ona da bakalım. Olavay'ın. Doğru. Olavay'ın. Bu hocam, arada kaynadı. Peki. Hocam, oyuncular bu sezon dikkat ediyor musunuz? Hakeme çok böyle saldırgan bir şekilde geliyorlar üzerine. Hakem geri kaçıyor. Şimdi ne oldu? Geri adım atıyor. Çok, niye öyle oluyor? O kadar çok hedef oldu ki hakemler. Evet. Birkaç yıldır öyle bir noktaya getirdik ki bizler de bunda suçluyuz tabii. Hayır biz bizim suçumuz %25 ise. Bizler derken medyayı kastediyorum. Hayır, evet. Yok, yönetenler de bu işi çok tabii keskin, ki onlar köşeli da davrandıkları yani, için futbolcular da bu atmosferden, bu iklimden beslenerek hakemleri sağ içinde şey yapıyorlar. Hayır. Baskı altına almaya burada da Zorbay Küçük geriye doğru gidiyor. Geriye kaçıyor. Oyuncu üzerine geliyor tekrar. Yani tabii, şimdi dur orada. Şimdi bakın. Sarı kartı gelsin. Dursa. Devam edelim. Gelsin oyuncular orada bir duralım. Gelsin devam. Oyuncular hakemin üzerine gelsin. Bu net kontrolsüz hareket sarı olmalı. Olavay'ın sarı görmeliydi dedi. Görmedi. Hakemin üzerine gelsin oyuncular. İtirazdan görürler sarı. Hakem doğru gitti, dedi. Koştu. Ama Rizeli oyuncuları az geri gelir misin? Bak geri kaçıyorsun. Dibine az geri gelir misin? Kafa burnunun dibine kadar giriyorlar. Ya, az geri gelir misin? O kötü bir görüntü. Buradan tabii. Az geri bakın. Şimdi burada duralım. Şimdi bakacağız. Oyunculara bakalım. Bunun adı mobbing. Evet, bravo. UEFA'nın tolerans tanımadığı bu konulardan bir tanesi bu. Sezon başından beri bağıra bağıra burada söylüyoruz. Gelsin şimdi yavaş yavaş oynat. Yavaş yavaş oynat şimdi. Koşarak gelen, bakın. Koşarak dört gelen tane oyuncu var. Geri bunların kaçtık. İçine bir tanesine mutlaka sarı göstereceksin. O ne yaptı? 8 numaralı oyuncuyu seçti. Sarı gösterdi. Doğru. Doğru. Ama faul yapanı unuttu. Olavayı unuttu. Tehlikeli faul yapanı unuttu. Peki. Bu bittiyse bir sonraki çok kısa pozisyon, bir şey söyleyecek. Çok kısa ama bir cümle. Mustafa Hoca söyledi ya hani Rivada dedi oturmuş dedi bir hakem işte evet. Vesaire falan. Şimdi mesaj geldi bir arkadaşımdan orada. Ya dedi ki orada Süper Lig takımları antrenman yapıyor. Başkanları orada. Hı hı. Ve aynı zamanda MHK'de seminer ve toplantılar yapıyor. Orada başkanla işte diğer başkanlar da olabilir. Oturup sohbet edip çay kahve içip hani ben futbol konuş ben de muhabbet ediliyor dedi. Çünkü Riva'ya denk geldiği için tutup da özel oraya gelip konuşma falan değil. Öyle bir şey olsa dedi. Orada dedi herkesin gözü önünde konuşmaz kimse dedi. Tamam canım biz kötü bir şey yaptık değil mi? Ben evet. Sadece şunu söylüyorum. Hayır hocam yani bir evet. Ben de hani ben de diyorum orada ki, olan insan dedim bir arkadaşım. Saat bir kulüp başkanıyla baş başa konuşamazsın. Hocam orada antrenman yapıyorlarsa, sohbet ediyorlarsa, evet. Kahve çay içmişler diyor ki gizli bir şey olsa zaten diyor herkesin gizli gözü önünde şey olmaz. Gizli bir şey demedim ben. Hayır, konuşamazsın. Yani mesela, kurumsallığa hayır, aykırı onu bir odada veya orada konuşulmaz. İstanbul'da dersin ki bir yerde buluşalım. Orada diyor antrenman yapıyorlar. Kulüp başkanı geliyor. Kahve çay içiyorsun. Sohbet ediyorsun. O diyor. Anladım. Tamam. Peki. Tamam. Devam. 46'da Gezal'a yapılan faalden sonra Enis Tesa'nın gördüğü sarı kart var. Rakip yarı sahada. Karşı tribünün önünde. Bak oyuncu zaten jest mimiklerine baktığımız zaman aynen. Kabul ediyor. Kabul etmiş yani evet, sarı kart. Bir sarı o da biliyor. Bunda da şüphe yok. Olduğunu. Bu pozisyonda da karar doğru. Devam edelim hemen. Şimdi hocam kritik ya da gecenin önemli kararlarından biriydi. Yaklaşık evet. 7 dakika. Şimdi önce 6 küsur. 8 numarayı bir inceleyelim. Golü atsın 8 numaralı oyuncu. Bu oyuncunun sarı kartı var. Varesanovic tribünlere çıktı hocam ya. Bunun bir sarı kartı var. Evet. Bir çıkaralım tribünlere. Bilmiyorum burada var mı? Vardır herhalde. Attı golü. Sarısı var. Sarı gerekir değil mi hocam o zaman? Kesinlikle. Peki gol iptal edilince o sarı alınır mı geri? Hayır o başka. Yani oyun gereği olmadığı için sarı kart geri alınmaz. Oradan ikinci sarının ihraç olmalıydı. 8 numaralı oyuncuyu bir tribüne çıkaralım mı? Çıktı hocam biz yani nasıl olsa görmüyoruz. 8 numaralı oyuncu tabii seyircilerimiz de görmüyor. 8 numaralı oyuncunun ihraç olması lazım ikinci sarıdan. Varasınavuç kırmızı evet. Kart. Gelelim şimdi işte bu çıkış. Bakar mısın? Tabii. Bir de kendini sakatlıyordu az kalsın. Bu da büyük hata ya. Kendini sakatlıyordu. Diz gidiyordu. Burada bir değişmedi değil mi bu kurallarda bir şey hayır, yok hayır, yani hayır. Bu. Hala geçerli bu. Peki
bu çizgiyle ilgili sosyal medyada falan böyle şeyler oldu. Ama artık var o yarı otomatik sistem yani. Yarı bu. Yazılım çiziyor ya. Yani elden geçiyor. Ya ona da güvenmeyeceğiz. Senden neye güvenmeyeceğiz Allah aşkına ya. Ya o kadar da. Ben de bilmiyorum ya. Ya bunu her bak Trabzonspor için söylüyorum. Bütün takımlar için burada her zaman kaç senedir söylüyorum. Ya bu çizgiye de güvenmeyeceğiz. Artık neye güvenmeyeceğiz? Zaten diyorsun ya şu penaltı, şu kırmızı kart vesaire bir şey anlatıyorsun. Ya bu çizgiye de mi güvenmeyip ya bu işte bunun. Siz ne diyorsunuz hocam? Ya geometrisi falan vesaire. Değil mi hocam? Evet, yarı otomatik çiziyorlar. Hiç, yani varın başında oturan marklıyor, o çiziyor. Burada armpit dediğimiz şu bölge var. Şu bölge. Çizgiyi çizgiye bakalım orada. O bölgeden mi değil mi? Kafa mı? Çizgi, şey, bir dakika omuz bakalım. Mu? Evet, hocamın dediği şey önemli. Çizginin oradaki, nereden çizildiği. Oradaki şey o. Yani nereden almışlar? Bir kere vardaki bu çizen ve bu uygulamaya, yarı otomatik sisteme saygı duymak zorundayız. Evet. Burada bir anlaşalım. Burada herhangi bir sıkıntım yok benim. Peki niye 6 dakika bunu incelediler o zaman? Görün yani. Çok ince bir offside, santimlerle offside. Bu kafanın önde olduğunu bakın. Hocam peki doğru yere mi çizilmiş? Armpit, yani bu beni rahatsız ediyor bu. Yer tespiti rahatsız ediyor. Armpit dediğim bu bölge tespiti rahatsız ediyor. Bu bölge daha önde görüyorum ben. Evet. Ama baktığın zaman şu bölge bu. Bakar mısın? Dize mi bakıyorlar acaba? Aşağıda diz nasıl? Deminki pozisyon. Diz değil. Baktığın zaman böyle kalalım lütfen. Bakın. Evet. Kırmızı ile yuvarlak işini alıyor ya. Tabii. İşaret ettiği o bölgeler 24 numaralı oyuncunun ve diğer oyuncunun kafası. Kafanın önde olduğunu düşünerek çizdiği çizgiyle iptal edilir. Günahı, sevabı, vebali vardı oturan arkadaşa aittir bu. Manuel veya yarı otomatik. Manuel veya yarı otomatik bunu nasıl tespit ettilerse bu yüzden 6 dakika 5 saniye sürdü. Bayağı uzun sürdü. Toplamı 6 dakika 5 saniye. Vallahi hani 5 saniye yatalım 6 dakika günah sürdü. Günah sevabı dediğin gibi hocam yani onların. Onlara ait bir şey. Buna bir laf edemem. Ancak burada benim esas laf edeceğim bir konu var. Bu gol olduğu zaman 45-43. Maçın hakemi oyuna 2 dakika artı 2 dakika ilave etti. 45-43 olduğu zaman kaybolan süre 47'ye gelmen için 1 dakika 17 saniye. Doğru mu? Evet. Şimdi bu olay bitip iptal olduktan sonra maçın başladığı saat 52-22. İlavede kendi işleyen saatten bahsediyor. 52-22'de oyun başladı. 1-17'yi koy üzerine. 54 falan. 53-39 yapar. 40 olur. Trabzonspor 54-17'de gol yedi. O uzatmada bir şey oldu mu? 45 artı 10'da yedi evet. 54-17'de gol yedi. O uzaktan atılan şut 54-17. Devre yani 53-39'da maç devre olmalıydı. Olmadı. Devam etti oyun. O arada kaybolan başka süre yok. Neye kayboldu süre? Hı hı. Durmadı yani. Hiçbir şey durmadı. 1-17 ilave ettiğin zaman 53-39'da devre olması lazım. Oynattı. 54-17'de Trabzonspor gol yedi. Maç 55-13'te devre oldu. 1-17 çok farklı yerlere gitti. 55-13'te devre oldu. 52-22'de maç başlamış. 55-13'te devre oluyor. Yani 3 dakika oynandı. 3 dakika uzatmış. 1-17 3 dakika oynandı. 1-17 oynanması gereken kaybolan sürenin kalan kısmı 3 dakika oynandı neredeyse. O arada da gol oldu. Acaba şu pozisyona gelene kadar ki 50 saniyede falan mı duraklama var onu mu hesaba katıyor? Şu olana kadar 45'ten buraya geçene kadar olan bölümde. Bu gol olduğunda diyorum ya 45-43 evet, gol oldu. İşte yani oyun o 43 saniyeyi de mi mesela orası durmuş bölüm müydü? 6 dakika incelendi. Anladınız zaten. 6 ekliyorsun. Şurada anlaşalım. 45-43'te oyun durdu. Tamam. Geriye kalanı anlatıyorum. 45 ile 45-43 arasında da durmuşsa acaba o 43'ü de mi ekledi diyor. Ha, o arada olabilir. Çünkü bu serbest vuruş kullanılıyordu falan ya bunun önünde. Orada da durmuşsa. İlavenin ilavesi orada ne durdu? Faul oldu. Doktor çağrıldı mı? Çağrılmadı. İşte onu soruyorum size. Top uzaklaştı mı? Uzaklaşmadı. Oyunu durduracak herhangi bir argüman var mı? Yok. Frikik oldu. Frikiği attılar. 45-43'te gol oldu. Bitti. Artı 2 dakika vermişsin. İlavenin ilavesinde bir oyuncu değişikliği yok. Doktor sahaya girmemiş. Neden uzattın bu kadar diyorsun? Neden uzattın? Burada ciddi bir sorundur bu. Keyfi uzatamazsın. Kalan süreyi doğru oynatmak zorundasın. Ama içeriye doktoru çağırırsan oyuncu sakatlığı var. Ne bileyim oyuncu değişikliği varsa o zaman dedikleri
O ilaveyi de ilavenin ilavesi de yapabilirsin. Bunların hiçbir tanesi yoktu. Burada ciddi bir zaman ilave sorunu var. Burada da artık VAR'a güvenmekten başka hiçbir söyleyeceğimiz söz İptal yok. İptal edilen bir şey diyemeyiz buna. Golde VAR'a güvenmek zorunda. Ama manuel, ama yarı otomatik, ama marklarken doğru markladı, eksik markladı, basıyor, ona göre ölçümlerini yapıyor. VAR'a güvenmek ve inanmak zorunda. VAR kayıtları açıklandığında gerçekten merak ediyorum. Ne konuşuldu? Konuşuldu mu orada? İşte önde. Bekle dedi. Ben yani mesela dedi duruyorum. De, tamam bekliyorum diyor sürekli. Sürekli evet. Diyor ama orada mutlaka yine de bir şey söylemiştir. İşte beyazlı oyuncu şu kadar çok önde. Çok karışık bir pozisyon. Evet, bu yani çok şeyde zor. Vücudun üst üste bindiği görmüyorlar. Pozisyonlarda görmüyor şey alet. O zaman bir de öyle bir durum var. Bravo. Söylemişler. Yazılımın öyle bir evet. Yumuşak karnı var. Doğru. O zaman manuele geçiyorlar. Evet. Tabii doğru. İşte dedim ya yani, ama yarı otomatik ama manuel derken bu anlamda söylüyorum. Evet, evet. Bu iki oyuncu sadece orada yok. Çok oyuncu var. Evet. Oyuncular birbirine yapıştığı zaman o da yarı otomatik sistem yani okuyamıyor. Yani bu yarı otomatik tabii. Sistemin aynen, yumuşak karnı o. Oyuncular yapıştığında o şeyi tabii. Veremiyor üç boyutu. Manuel'e geçtiklerini düşünüyorum. Oradan sonraki hamleyi de manuel yaptıklar. Dediğiniz gibi, VAR'a en başta söylediğiniz gibi günah sevabı artık onların. Oraya ama ait. Burada onlara inanmak durumundayız. Biz gözle seçemiyoruz çünkü. Yani böyle bir durum. Yalnız devam edelim. Gezdal duran topları ne kadar iyi kullanıyor. Onun ama dışında Gezdal da yok ama. Bir şey söyleyeceğim. Çok sahada yok ama. Çok sahada yok ama. En azından sadece duran toplarda duran toplarla var. Perişan etti Trabzon savunmasını. Duran topların dışında sahada yok. Tabii normal zaten sakatlığı vardı. Dansville Ali son mücadelesinde bir kart beklentisi vardı. Gerekir miydi o? Direkt hocam? Ayağa basma var burada. Dansville direkt basıyor ayağa. Bunun sarı olması evet. Lazım. Dansville sarı görmeliydi devam. Ama görmedi. Burada bir eksik evet, sarı kart. Direkt net sarı kart bu. Devam edelim. Okay. Elin yüze yasaklanmış hareketi geçerken bakın avuç içiyle yapıyor. Sarı kart ama o da yani. Bu doğru sarı kart. Bak. Avuç içiyle yaptı. Evet, yaptı. Hani topa bakıyor deriz ya topa bakıyor oyuncu falan. Burada topa bakıyor da aşağıdan operasyonu yapıyor. Ben çok iyi niyet görmüyorum doğru burada. Yani. Bazen çarpar ama. Ben önce böyle bir istemeden sanki vuruyormuş avuç gibi oluyor. Şöyle evet. Geçerken çarp. Evet sanki oluyor. Hallediyor bakın. Bak. Çok yumuşak yasaklanmış hareket bu. Bunun serti tokata girer. O zaman başka şey kırmızı konuşurduk. Ama bu sarı kart. Sarı kart doğru, doğru ve yeterli. Bir kart uyguluyor burada. Evet. Peki bu da doğru ve yeterli dedik. Bir sonraki pozisyon gelsin. Mahelo'nun Mitat Pala'ya yaptığı hareketten sonra gördüğü bir sarı kart var. Umut Vadeli'nin hata önlediği için burada bir sarı kart gösteriyor. Bir de ikinci kez böyle itme pozisyonuna girdiği için artık hakem dayanamak. Bunu geçse Umut Vadeli'nin atak bu. O yüzden bakın hücumda yakalıyor. Sarı kart ondan doğru. Dolayı değil mi? Yoksa hareketin sertliğiyle intihar bir Umut Vadeli'nin hata önlemeden dolayı sarı kart görüyor burada. Ve doğru bir kart. Peki. Var mı başka pozisyonumuz? Sizin tespit ettiğiniz bir yok, şey var mı? Yani önemli olan en kritik şey o 6 küsur dakika evet. Beklemekti evet. Hakikaten. Sonra bir tane penaltı bekledi Rize Spor galiba 46'da ikinci yarının hemen başında. Mendy'nin ayağından seken bir top var. Kol el olması gereken yerde bir de kendi ayağından sekiyor evet, falan. Evet evet yok hocam ya. Orada o da çok penaltı, şey olurdu. Evet. Aramak olurdu yani. Hani bir an bir uğultu oldu penaltı evet. Beklense girdi asla penaltı diyemeyiz. Genel yani, anlamda Zorbay Küçük için offside tabii ki VAR hakeminin olayı. Oradaki atladığı kontrolsüz hareket var. Oraya bir sarı çıkması hı-hı. Lazım. Baktığınız zaman uygulamalarda iyi mi? İyi hakem. Deneyimli bir hakem. Bu maç zor mu? Evet zor. Sıkıntılı tabii yani. Ama tribünlere çıkan oyuncuyu bir FIFA hakemi onu atladım, olarak evet. Atlayamazsın. Bence en önemli hata oydu hocam ya. Onu orada o ikinci sarıyı Varesanovic'in unutmuş olması. O sarı kartı atlayamazsın. Katılıyorum. Bir de tabii onun dışındaki VAR'ın kararı yani. Bir iki tane ben bugün performansını beğendim yok. Açıkçası. Evet, Zorbay Hoca'nın yani genç hakemlerden de hatta şunu söyleyeyim genelde 9 tane maç oynuyor hepimiz bildiği gibi. Bunun yaklaşık Ender 6 tanesini genç, 3'ünü de tecrübeli olarak veriliyor her hafta MHK. Mesela onlar da hatalarını kabul ediyorlar. Diyorlar hata var, hiçbir şey yok. 3-4 ayda hata yaptık, insanız hata yapacağız. Ama biraz daha yani Ocak ayından sonra bu işlerin daha düzeleceğini, daha iyi olacağını, eğitimlerle
ve de aynı şekilde hakemlerle birebir konuşarak, toplantı yaparak, daha böyle fazla onlara hem güven telkin ederek bir standardı yakalamasını isteyerek böyle Ocak ayından sonra daha da iyiye gideceğini mesela söylüyorlar. Onun için hatalarını, bu da çok önemli mesela. Hata yapıyoruz diyorlar değil mi? Hatayı evet. kabul etmek de çok önemli. Tabii tabii. Ama bu hatamızdan ders alıp daha önümüze daha sağlam bu 3 yıllık işte İbrahim Bey yönetimiyle beraber 3 yıllık süreci en iyi şekilde gelişerek diyor Türk hakemleri de en iyi yere getireceğiz diyor. Bizim de istediğimiz, temennimiz o. İnşallah evet. Yani bunları da biz de burada daha böyle hakem üzerinden okumayıp oyunu daha fazla konuşup hakemi eğer Ocak'tan sonra da konuşuyorsak deriz yani ya sevgili işte o zamanki MHK'de görev olan arkadaşlar ya böyle böyle söylediniz aynı şekilde devam ediyor. Tabii ki. Ama dediğim gibi bunu da birazcık sabredip değil mi Ocak aynen. sonrasını görmek gerek. Aynen. Peki. Değil mi? Sabırlıyız. Şimdi... O zaman iyi ki Ferhat Gündoğdu kardeşimiz MHK'nin başına gelmiş. Ahmet Şahin, Ferhat Gündoğdu, evet. Yunus Yıldırım muhteşem üçlü olarak iyi performans sergiliyorlar. Kendilerini kutluyoruz. O alttaki genç hakemlere de şans verirlerse desteğimiz tam. Hocam. Sabırla bekliyoruz. Evet. Ben hakemleri kötü olsun diye uğraşmıyorum. Evet, tabii. Sakın herhalde. Sakın herhalde. Tabii. Ben hala da bazı hakemlerin yanlışlarını görürsem bir abiler olarak konuşuyorum. Burada onları eleştirmek onların iyiliği içindir. Onları yok hep etmek için hep bana da değil. Söylüyorsunuz. Özel sohbet ettiğimizde hep geliştirmek ve hakemleri iyi peki. bir şekilde bu işin getirmek. Sevdalısıyız biz. Yani bu, ama bugün enerjimizi burada kullanıyoruz. Buradan da bir hizmet üretiyoruz oraya. Alsınlar diye. Sabırla tabii, bekliyoruz ondan inşallah. Ondan da faydalanmaları lazım. Yani. Evet. Şimdi hafta içinde Avrupa maçları vardı Perşembe akşamı. Açıkçası Galatasaray çok değerli bir galibiyet aldı. Evet. Çok sükseli bir futbolun ardından. Yine bir verebilir miyiz arkadaşlar puan durumunu bir gelirse? Evet. Beşiktaş'ın Malmö galibiyeti var. Avrupa Ligi bunlar tabii. Fenerbahçe, AZ Alkmaar karşısında özellikle maçın belli bölümlerinde çok döküldü. Yani ilk yarıda maç 1-1'e gelmişken ya da Dzeko'nun kaçırdığı çok net pozisyonlar var yanılmıyorsam. İki tane net pozisyon var. Üç pozisyon var hatta. İkisi çok net. Sonra bir anda 1-1'e gelmiş. Penaltı kaçırıyorsunuz. 1-1'i yakalıyorsunuz. Üzerine sezonun en kötü futbollarından biri oldu ki Mourinho'da o da mesela Trabzonspor maçının mental yıpratıcılığına bağladı bu yaptığı açıklamada. Ama neyi neye bağlamadı ki geldiğinden evet, beri zaten. Evet, yani evet. Neyi neye bağlamadı? Başarısız evet, olduğunda evet. Fenerbahçe sağ içinde kötü skor aldığında, kötü oynadığında neyi neye bağlayacağını şaşırdı zaten. Bağlanacak ipte kalmadı, hepsi koptu. Vallahi kalmadı. Evet. Şimdi Galatasaray puan durumu var mı? Buna ondan sonra gelelim. Puan durumu var mı? Puan durumunu verelim, sonra bunu alalım hemen. Bir onun üzerinden konuşalım. Şimdi Galatasaray 10 puanlı 3. sıradaki görüntü. Evet. 10 puan ilk 24'ü karşılar diye düşünüyorum ben. Pek çok kişi ya de bu düşüncede. İlk benim ne düşüncem biliyor musun? İlk 8 ve sonra 8-24 arasını biz ilk defa böyle bir turnuvayı test ediyoruz. Evet, kaç aynen. puanla ne olacağını aynen. bilmediğimden aynen. neyi hangi puanı aynen. baz alacağımı da yani öngöremiyorum açıkçası. Değil mi? Tabii, ben şu tabloda Riga'da kaybedilen 2 puan var ya gel de yanlış. Tabii, tabii hocam. Şimdi tabii. ama tabii. şunu söyleyeyim size. İlk 8 playoff oynamadan son evet. 16 turuna geçecek. Aynen. Ocak'ta oynamayacak hiçbir evet. şey. Evet. Ocağı pas geçecek. Dolayısıyla Galatasaray'ın hatta simülasyonda da Galatasaray'ın ilk 8'e kalma ihtimali gerçekten evet. çok yüksek UEFA'nın evet. verdiği simülasyonda. Aynen. Öyle gözüküyor. Evet. Şimdi şöyle düşünelim biz. 24. takımın 4 puanı var. Averajla evet. sıralanıyorlar. 4 maçta 4 puan alınıyorsa bu mantıktan hareketle yani ben 9 puanın hatta daha garanti olsun 10 puanın 24 için yeterli olacağını öngörüyorum. Kendi evet. adıma. Evet. Hatta 9 da olabilir de 10 net olur. Fenerbahçe Beşiktaş 18. sırada 6 puanla. Fenerbahçe 21. sırada 5 puanla. Burada 0 ve 1 puanlı hatta 2 puanlı takımlar var. 30'a kadar.
Bunlar bir avantaj. Evet. Eksi averajlı takımlar var. O da avantaj. Bizim takımlarımızdan Beşiktaş'ın eksi 4, Fenerbahçe'nin eksi 1 averajı var. Zaten Galatasaray 10 puanda olduğu için 24 denkleminde onu çok kayla almıyorum, düşünmüyorum. Ben ilk 8'de bitireceğine inanıyorum açıkçası Galatasaray'ın. Aynen. Hani büyük sürpriz olsa da 24'ü garanti şu anda 10 puanla. Aynen. Okyanusu geçti zaten. UEFA'nın simülasyonunda %90 küsur veriyor. Ya, evet. Ben 8 beklemiyorum. Ben Galatasaray bu oyunu sürdürdüğü müddetçe final falan bekliyorum. Yani evet. 8 falan evet. Yani Galatasaray evet. için 8 evet. değil. Finali oynar mı? Esas evet. onu konuşmamız gerek. O ikinci. Biz önce adım adım gidelim hocam. Adım adım gidelim. Şimdi bunlar akılda mı? Galatasaray 10 puanda, Beşiktaş 6 puanda, Fenerbahçe 5 puanda. Ve ilk 24'teki sıralamada 4 puan ve eksi 1 averaj baz. Evet. Geldik o zaman şimdi ikinci sayfaya. Evet. 10 puan, 6 puan, 5 puan. Evet. Gelelim şimdi kalan maçlara. Şimdi onlar da geliyor. Kalan 4 maç geride kaldı. 4 maç var. Şimdi evet. Galatasaray 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynayacak. Kalan 4 Doğru. maçın. Alkmaar maçı Fenerbahçe karşısında gördük. Genç ama çok savaşıyorlar, koşuyorlar. Hani çok koşuyorlar. Kalitesi vasatı anca Aynen. bulabilecek bir takım. Hı. Ama çok mücadele ediyor. Çok evet. savaşıyor. Çok pozisyon veriyorlar ama. Çok pozisyon veriyorlar. Malmö var deplasmanda. Bence Alkmaar'a göre mevsim itibariyle daha da sıkıntılı olabilir. Ama kötü takım. İyi bunu takım değil canım. Galatasaray'a göre çok kötü. Dinamo Kiev maçının onu bilmiyorum. Ne dersiniz? Dinamo Kiev görüyoruz. Yani evet, onu da kazanır Galatasaray. İyi durumda değil. Ajax deplasmanı. En zor. Evet. En zor. Ama o zamana nasıl bir denklem oluşur? Bakacağız. Evet. 10 puanlı Galatasaray'ın ilk 8 kesin. İhtimalin için ben %99 diyorum. Evet. Aynı görüşteyim. Real hocam? Tabii. Değil mi? Tartışmaz. Yani bir tık daha yükseltip yukarılara daha da fazlasını bekliyoruz. Futbol tabii ki hiçbir şeyin garantisi yok ama Galatasaray buradan yani çok. Zaten çıktı. Ondan sonraki eşleşen takımlar düşünsün Galatasaray bana çıkmasın diye. Biz bu ay bak Galatasaray'ın geldiği nokta ne biliyor musun? Biz eşleştiğimiz zaman bununla eşleşmeyelim bu bize çıkmasın diyorduk. Şimdi şu tabloda takımlar var ya işin gerçeği ne biliyor musun? Galatasaray bize çıkmasın diyordur ha. Evet. Eşleşmede Galatasaray tabii. bize çıkmasın. Hatta istatistiklerde gol 36 takım arasında gol beklentisi en yüksek takım bu hafta oynanan maçlara göre yani. İçeride yokluğu sıkıntı yaratır mı? Onu da konuşacağız yani, Osimhen varken bile. Ama bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray'ı çok itekliyorlar Avrupa'da hakemler. Oradan oluyor bu. Galatasaray yani. Hocam ama şunu da söyleyeyim. Yani Galatasaray yani Avrupa'da. 3 evet. takımımız içinde onu da şey yapmayalım. Evet. Fikstürü takvimi en Tabii. kolay olan en kolay Galatasaray. Aynen, aynen. Bir şey söyleyeyim. Bak. Yani şimdi. Ender en kolay ama bak tamam Sezar'ın hakkını Sezar'a veremiyorsun. Bak bunu söyleyeyim. Yani Beşiktaş'ın. Tartışması. Beşiktaş en zor fikstür dedik. Hatırlıyor musun? İkinci Fenerbahçe en kolay Galatasaray. Galatasaray bir Tottenham maçı oynadı hele 75 dakika. Hep merak ediyordum ben burada söylüyordum. Seviyesi testini biz Tottenham maçında Avrupa'da evet. ne yapar diye test edeceğiz doğru. diye. O testin karşılığını çok doğru bir şekilde verdi. Ama böyle bir şey var ya işte Galatasaray Türkiye'de itiliyor şöyle oluyor. Avrupa'da da itiyorlar abi doğru. Bütün hakemler ittiğinden 10 puan aldı. O zaman Tottenham'da burası terazi attılar. Diyorsunuz hocam. Buyur abi şimdi evet. buna bakmak gerekir. Yani evet. öyle ezbere. Şimdi Fenerbahçe böyle diyor ya Avrupa'ya gideceğiz işte. Acun Ilıca falan. Acun Ilıca'nın zaten bana göre her hafta bir kere televizyonda ben onu anlamış değilim bir. İkincisi yani geldiğinden beri daha böyle doğru yönetmiyor. Daha kaosa götürüyor yaptığı açıklamalarla kulübü. Üç Avrupa'ya gideceğiz diyor. Biz diyor UEFA FIFA'ya işte şikayet edeceğiz bu hakem kararlarını. Ya kardeşim esas şikayet edeceğin bir şey daha var. Bunu unutuyorsun. Al senin oynadığın futbolla Galatasaray'ın oyunu da ver UEFA yetkililerine teknik anlamda. Nasıl oradaki MHK yetkililerine Avrupa'nın veriyorsun. Ya diyorsun ya işte bunları irdeleteceğiz. E bir de oyunu bir de delet aradaki farkı gör. Senin oynadığın oyunla Galatasaray'ın arasında ya uçurumlar kadar fark var ya. Bir de bu oyunu test etsin. Avrupa'daki ünlü teknik adamlar, ünlü UEFA'da çalışan mesela FIFA'da çalışan Arsene Wenger gibi. Hangisi daha çağdaş, hangisi daha şampiyon olabilir? Hangisi ligde yürüyebilir, hangisi Avrupa'da yürüyebilir? Bir de bunu götürün. Jose Mourinho mu, işte Okan Buruk'un Galatasaray'ı mı? Fenerbahçe'si mi? Ya siz bunu göremiyor musunuz ya? Ya Allah aşkına ağzı akmalı Fenerbahçe yenilir vesaire 3-1'de biter 5-1 6-1. Ya ezin böyle bir bu kadar kötü oynar mı ya? Yo bir de bahaneye bak işte Trabzon'da ne oldu abi? Trabzon'da yendin.
3-2 yendin abi. Moral bitti. Bulman lazım. Moral, avantaj, bilmem ne. Sevindin, şov yaptın sen de. Çıktı abi takım. Gidiyor deplasmana. Hepimiz sporun içinden geldi. İlla oynamak değil. Herkes burada sporun bir şekilde içinde. Ve de baktığında daha moralli, daha coşkulu, değil mi? Keyfi yerinde giderken yolculuğu yapan bir Fenerbahçe kafilesi var. Ya sen maç içinde koşmuyorsun. Ya böyle bir şey var mı Ender? Ya ben topu bir dakika verir misin? Topu bir dakika atar mısın? Bir şey göstereceğim. Vereyim hoca. Teşekkür ederim. Ya ben şimdi topu tuttum. Pas atacağım Zeki Uzundurk'a. Ya biz var ya üçgendik, orada stres var bilmem ne falan. İşte Zeki Uzundurkan yerine Ender'e ben. Yanlış pas atacağım, saniselik onu düşüneceğim. Veya işte savunma oyuncusuyum, atacak bana, ıskalayacağım. O ara düşüneceğim ama topu ıskalarken. Ya işte diyeceğim orada biz ya üçgendik, öyle stres. Ya bunlar Allah aşkına ya. Çoluk çocuk mu, şu Fener kadrosuna bak ya. Manchester United'dan, Sevilla'dan oyuncu giriyor. 25 milyon euro bonservis verdiğin. Manchester'a goller atmış. Dzeko oynuyor. Şöyle Maximen oynuyor. Düşün ama... kimler? Tadiç oynuyor. Bunlar sanki oynayan Aze Akmar gibi. 8 tanesi 19 yaş ve 6 oyuncular. Genç, hani anlarım. Ya bunlar zaten var ya. Bu yaşta hepsi. Sen bunlar saha içinde topa vururken. Ya biz üçgenlik. Ya böyle koşarken. Dur koşmayayım. Biz üçgenlik, onun baskısı var. Ama hocam var. Şunu söylüyor. Ya bunu Allah aşkına Jose Mourinho bizi salak falan mı zannediyor? Ama... futbol anlamı hiçbir şey. Ayıp, saygısızlık yapma kardeşim. Ama hocam kardeşim Cengiz Ünder yok diyor. Biz sana saygı duyuyoruz. Hep hakkını veriyoruz. 26 kupon var. Saygı duyuyoruz. Başarılarım var. Yok olmaz onlar. İnsanlar 100 yıl geçse de hatırlar. Jose Mourinho gibi bir teknik adam geldi Portekiz'i. 26 kupa kazandı. Şu anki güncel kupası hayretten. Ama insanlara hocam, ayıp ya. Hocam vaktiyle Bülent Uygun çok güzel söyledi. O şaşalı kadrolarda sen de olsaydın bir 20 kupa kazanırdın yani. 26 kupayı yanacağım, sıradan takımlarla kazanmadı. Saygısız, yok yok, saygısız. Hayır, yapılmaz. Sıradan takımlarla en üst düzey takımlarla kazandı. Ya Porto'yla kazandı. Bak şimdi kim Bülent Uygun söylüyor. Porto'yla çıkışını geçsin, tamam. Abi, sonra, ya ben sonrasına ya bakmak Bülent Uygun lazım. Ne kazanmış o zaman Mourinho'ya eleştiri? Hayır, Allah ben şunu söylüyorum. Ya Allah hayır, aşkına Bülent ya. Uygun'a, ya burada Bülent Uygun demeyelim. Bülent ya 20 değil. Kupa kazanırmış. Hocam Allah sen de biliyorsun. Ya. İyi teknik yapmayın direktörler abi. İyi kadrolarla abi, başarılı tamam olur. Tamam da başarılı olduğu kadro, ya kadronun en temeli Jose Mourinho. Mourinho yapan hocam, Porto'da bir dakika ben anlatayım. Ama şimdi Roma'da, Fenerbahçe'de niye şu anda lider değil ya da Alkmaar'a yeniliyor? Bak başarısı eleştiriyoruz. Alkmaar'a da yenildi. İyi kadron Tüven yoksa TL'de başarılı olamazsın. Berabere kaldı geçen sene 5 atılan takım. Ama Sezar'ın hakkı Sezar, saygısızlık yapmayın. Ben abi, hayır Mourinho'yu eleştirmiyorum. Çünkü aksine övüyorum. Şunu söylüyorum. Hayır, Bülent Uygun. Fenerbahçe'nin kadrosu bak, Mourinho'nun bak, Bülent Uygun dünya futbolundan falan herhalde haberi yok. Ki. Ya bu adam Porto'da bir sene UEFA şampiyon oldu. Öbür sene Şampiyonlar Ligi şampiyon oldu Porto kadrosuyla. Ben ya Mourinho'yu adam, eleştirmiyorum. Şunu söylüyorum. Hangi kadrolar şimdi Okan Buruk'un kadrosuyla Fenerbahçe'nin kadrosu, Mourinho'nun kadrosunu eşleştiremezsin çünkü Galatasaray'ın kadrosu fersah Fenerbahçe'nin önünde. O yüzden Mourinho da bence başarısız ben sana, o yüzden. Bunu diyorum ben. Ben katılmıyorum. Ben sana net bu gecenin manşeti olarak şunu söyleyeyim. Şunu net bir şekilde size soruyorum. Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesi saha içindeki oyun kalitesine yansıyor mu yansımıyor mu? Bu kadar soru. Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesi yansımıyor. Oyun kalitesine yansıyor mu yansımıyor mu saha içinde? Bunu bana söyle. Oyun kalitesi çok mu iyi onu diyorum. Evet. Ya Galatasaray'la kıyaslayınca. Ya geçen sene bu kadro 99 puanla Ferdi gitti. Ferdi gitti de, ya. Bak kaç tane oyuncu alındı. Geldi. Kaç Maximen tane oyuncu geldi. 99 puanla Kostic 3 geldi. Puan farkla bu kadro beğenmeyen geldi burada 10 kişi yaklaşık 70-80 dakika 50 bin kişinin önünde Galatasaray'ı yendi ya. Yanlış mı düşünüyorum ben ya? Yani ama Fenerbahçe kadrosu olamaz. Ya olamadı 99 puan. Her sene biri şampiyon oluyor. Yani sonuçta ya Barcelona geçen sene şampiyon olamadı. Real Madrid oldu. Der misin Barcelona ya çok kötü takım vesaire. Al bu sene de lider. Birinde Mertens oynuyor. Birinde 10 numarada Şimanski oynuyor. Bak, anlamadı. Oyuncu kadrosu olabilir. Kadrolu kalitesi ben, düşük Fenerbahçe'nin şampiyon olsun. Olur olmaz demiyorum. Fenerbahçe'nin eldeki oyuncu kadrosundaki kalite, saha içindeki oyun kalitesi yansıyor mu? Ben de mu? Şunu söylüyorum. Hayır, yansıyor mu? Mourinho'nun... Ya senin yansıyor mu? Bu kadar ya saha içinde ne oynadığını bilmeyen bir Fenerbahçe var. Ben diyorum ki bu oyuncular geçen sene 99 puan aldı. 10 kişiyle Galatasaray'ı yendi. Çok 10'da 10 yaptı ligde. 21'de 21 yaptı. Şimdi bu kadroyu böyle bir anda yok yani. Çok kötü bir kadro. Yani kötü değil hocam ama... Büyük teknik direktörler hep büyük kadrolarla, iyi kadrolarla başarılı olmuştur. Tam Fatih Terim, işte şu şey anda Chelsea kadrosu o şampiyon yaptığında çok ya önde değildi. Bak o zaman Manchester United egomanyosu vardı. Bak 2004 yılında bak şimdi bahsediyoruz. O zaman Chelsea ile fark yarattı. Sonra gitti.
Bak Inter'le, şimdi o Bülent Uygunsoy, Inter'le, bak Inter'le lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu bu adam. Öyle böyle kamyon çekti, tır çekti, Barcelona'yı eledi. Ben seyrettim, 2-0 Madrid'de Bayern Münih'i yendi, finalde tek kale oynadı neredeyse, pozisyon vermedi. Şimdi bakıyorsun Inter'le Şampiyonlar Ligi kazanıyor, Porto ile Ender, şansına yap o kadrolar. Ya bu kadar da adamları şey yapmayın, Bülent Uygun veya antrenörler. Siz hayır, ben Bülent Uygun demiyorum. Genel kanı şu, teknik direktör. Teknik direktörün elinde iyi kadro yoksa, Mourinho da olsa, Guardiola da olsa başarılı olamıyor. İyi kadro gerekiyor. Elindeki kadronun iyi olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın da geçen yılkinden zeki farklı bir Osimhen var. Osimhen ama takır takır çok önemli atıyor ama oyuncu çok, ama şimdi bak yani, işte Icardi gitti. Şeyde ama fark yaratıyor. Osimhen var, tamam. Öbür tarafta El Nesri geldi. O niye olmuyor? Bir de Sara var, doğru, onu unutmayalım. Hayır, bir de şu var. Şimdi Okan Hoca'nın belki eli rahatlayacak. Icardi ile Osimhen var diye dizilişi değiştiriyordu. Çift forvet oynuyordu. Şimdi tekrar ama eski sistemine döner. Fabrika ayarlarına dönünce daha iyi olacak iyi belki de. İyi yapan bir oyuncu Icardi'yi ararlar diye bak düşünüyorum. Bak abi ben. Bir şey söyleyeyim mi? Jose Mourinho sen konuşuyorsun falan. Bir kere bizim Türk antrenörleri konuşuyorsa saygı duyarak konu. Ne gibi? Oyunu da eleştirebileceksin. O zaman fikrin olacak. Böyle bir kupalarla Mourinho'yu eleştiremezsin. Hiç kimse bak. Orada Mourinho eleştirilmiyor. Bak, sadece şunu söylüyorlar. Yani ne tamam söylüyor? Mourinho başarılı ama her teknik direktörün elinde iyi kadro olmayınca ya, kötü kadrolarla teknik direktörlerin Mourinho, bak bunlar, kovulması. Bunlar, bak Mourinho'nun öbür geldiğinde de Chelsea şampiyon yaptığında yine kadroyu değildi. Bir tek Real Madrid kadrosuydu. Orada evet. Şampiyonlar Ligi 2 sene kaldı. Göremedi. Ligde şampiyon yaptı La Liga'da. Real Madrid'de. O kadro çok iyiydi. Bak o kadro iyiydi. Onun haricinde Mourinho Manchester United'a gitti. İkinci bitirdi. UEFA Kupası'nı kazandı da kötü kadroydu. Dedi ki yani benim en iyi başarım sorsanız Manchester United. Şimdi Chelsea öyle. Roma'da evet Tottenham'da performans gösteremedi. Roma'da en kötü bir kupa kazandı. Öbür kupanın finaline kaybetti ikinci kupayı. Porto'da en büyük çıkışı yaptı. Şimdi bir şeyleri bu anlamda eleştirmek doğru değil. Ama Mourinho'nun da yaptığı doğru değil. Sen Türk futbolunu öyle bilmem ne kötülemezsin. Hem 30 milyon euro verecek insanlar. Hem maça gelecek, seyredecek. Diyeceksin ki benim oğlum seyret. Ya ben de onu biliyorum kardeşim. Ben de yayıncı kuruluşun verdiğini senelerdir, 30 senedir Eurosport'a vermek istiyorlar bedavaya. Sen de çok iyi biliyorsun. Eurosport istemiyor göstermek. Yeni bir şey değil ki. Yok oğlum kötüleme abi. Sen yani çık performans ver, mazere üretme. Fenerbahçeliler ümitsiz. Fenerbahçeliler çaresiz. Galatasaray'ın oyunu gördükçe daha da kötü oluyorlar. Adamların psikolojisi bozuluyor. Ben bak şimdi biraz halkta yaşamak gerek. Hepimiz peki. Sokaklarda yaşıyoruz. Adamlar diyor ki ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali? Mourinho'nun bunu düzeltmesi gerek. Mourinho şu ana kadar başarılı sağ mı başarısız mı? Başarısız. Niye? Ya çok başarılı. Kadro kötü bence. Kadro mu kötü? Ya kadro yapma. Bence kötü Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin kadrosu. Ya geçen sene göre kötü. Ya Allah aşkına. Geçen yıl Avrupa'da ne yaptı ya, Fenerbahçe? Fenerbahçe Olympiakos maçı ya. Eğer burada cesaretli ama, olsaydı gibi. Final oynuyordu. Ligde de 99 puan 99 gol. Özellikle Avrupa Lig. Ya Allah aşkına bu Fenerbahçe kötü diyorsun. Mesela kötü diyorsun. Geçen sene bak 99 puan 99 gol. 10'da 10, 21'de 21. Olympiakos'u daha cesaretli olsa ilk ikinci maç elediler, final oynayacaklar adamlar. Daha ne olacak? Bu kadroya sen kötü diyorsun. Fenerbahçe bak bir kadro. Galatasaray'ın kadrosuna göre bak, kötü olduğu için. Galatasaray'a göre kadro mimarisinde hata olabilir. Ama eldeki az önce söyledim. Antrenör eldeki malzemeyi ne şekilde kullanır? İsmail Kartal geçen sene 99 puan yaptı. Mourinho bak şampiyon yapar yapmaz ayrı. Fenerbahçe takımı daha iyi oynar. Daha dominant olur. Saha içinde inisiyatif alır. Daha topa sahip olarak daha baskın oynar. Bunları yapması gerek. Geçen sene bu kadro yaptı. Bir tek Ferdi gitti. Diğer oyuncuların hepsi ben var. Şimdi bak diğer oyuncuların hepsi var. Bir de Amrabat'ı almışsın. San Maksimen'i almışsın. Dediğin gibi El Nesri'yi almışsın. Kostić var. Bravo. Kostić'i almışsın alternatif. Şimdi bunlar Fenerbahçe mağlup da olabilir. Fenerbahçe bu kadar kötü oynamaz. Fenerbahçe Jose Mourinho ile sanki ne biliyor musun? Daha düşman cephede daha geldiğini görüyor. Daha savaşmadan beyaz bayrağı çeker gibi. Her maç böyle olmaz. Peki buradan şu yorumların ardından Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarını görünce Avrupa Ligi için 24 şansı için ne düşünüyorsunuz? Beşiktaş'ın Maccabi Bodo, Athletic Bilbao, Twente deplasmanı. Bodo'nun da deplasman. Maccabi Tel Aviv,
Avusturya'da mı oynanacaktı o maç? Açıklandı mı? Açıklanmadı. Macaristan'da deniyor. Şey, Macaristan'da deniyor. Zaten Maccabi Tel Aviv gol atamadı biliyorum. Gol atamayan iki takımdan yani biri. Ben orada Beşiktaş'ın kazanacağına puan. Eminim. Ben 9 gol puan olur. Gol atamadığını biliyorum Maccabi Tel Aviv'in. Yani çok kötü onu yeneceğini Beşiktaş'ta düşünüyorum. Beşiktaş da 24'de girer diye düşünüyorum. Girer. Yener. Kesin girer Beşiktaş. Girer, girer. Yani 8'i bile zorlayabilir belki. Fenerbahçe peki. Fenerbahçe böyle tam eşikte gözüküyor yalnız. Evet, zor. Bu, bu beraberlik bile olsa Slavia çok değerliydi. Slavia çok zor maç mesela. Slavia Prag iyi takım. İçerideki evet. Maçlar da Atletico Madrid, Lyon. Bak çok ya zor. Allah aşkına Manchester United maçıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Jose Mourinho şunu söylesinler ya. Allah aşkına Fenerbahçe'de kimse görevli. Yani ya diyecekler falan. Ya, makara değil. Ciddi bir şey söyleyeceğim. Jose Mourinho 1-1 bittikten sonra, maçtan sonra gülüyordu, neşeli gitti. Yancı kuruluşta eski bizim futbolcular neşeli falan böyle bir şeyler yapıyor. Ya kardeşim sanki biz 5 attı falan. Ya Fenerbahçe'nin, ya Türkiye'de gelen futbolun hangi seviyede olduğunu bilsin. Seneler önce Bol için attığı golle 1-0 Manchester United'da yendiler. 40 yıl sonra yendiler. Abi bak 40 yıl sonra yendiler. Bir berabere kaldı. Galatasaray... Gitti Şampiyonlar Ligi'nde. 3-2 yendi orada. İçeride berabere kaldık ya. 3-2 yendi. Demek ki Jose Mourinho 3-2 yense orada Manchester'ı falan omuzlarda falan isteyecek buraya İstanbul'a getirmeyi. Hocam 24 ya, için ne diyorsun? Fenerbahçe girer mi? Girer. Jose Mourinho'yu geçerse Fenerbahçe takımı, yani o kafa yapısını değiştirirse, daha korkak oynatmayıp. Ya Fenerbahçe, Firet, Amrabat, İsmail. Dedim ki ya kenarda ele var da Çağlar'ı da oynatsın orta saha. Ya böyle oynar mı Allah aşkına? Biz Trabzonspor'u eleştiriyoruz aynı. Çağlar da ne kötü oynuyor. Hayır, Çağlar da kötü. Çağlar zaten. Da kötü oynuyor. Ya Çağlar kaça kaça var ya bak. Biraz daha geriye kaçarsa kaleci Livakovic'den yana oynayacak. Ya bu kadar güvensiz, ilk hamle yok. Basmıyor, tekniği kötü. Yani korkuyor, geriye gitmiş. Bir de Mourinho zaten var ya. Bütün o bak. Fenerbahçe'de şunu söyleyeceğim. Allah aşkına birini söylesin. Sezon başı 4 oldu. Bir tane iyi oynayan futbolcunuzu söyleyin ya. Bir tane deyin ki formda bütün maçlarda yok. Bir tane, iki değil. İki, bir. Bu antrenör becerisizliğidir. Resmen budur. Jose Mourinho böyle eleştirilir. Kupalarından değil. Oradan vuramazsın abi. Pardon. Orası özeli. Sen 26-27 yap gel yanına. O zaman burada niye başarısız? Pardon. Sen burada niye başarısız? Abi burada niye başarısız? Senin niye? O oyun olarak Jose Mourinho'da olsan oyun güncellemende bir değiştirmen gerek. İyi ki o senin oynadığın rakip. Güncellemiyorsun. Orada bir garip bak, var. Bak şimdi bak. Bak evet ya, kupa almasın. Ya burada var bir sıkıntı. Bir de programını verir. Galatasaray senin rakibin bir kere senden daha farklı oynuyor. Galatasaray'la çok Fenerbahçe maçını koyduğunda Galatasaray diyorsun oyun her bölümde gol atar. Fenerbahçe işte karambol falan El Nesri'yle Ceko'yla gol atar diyorsun. İşler buraya geldi. Galatasaray nasıl güçlü bir oyun oynuyor? Sen nasıl güçsüz bir oyun oynuyorsun? Oyundan gol çıkarıyor diyorsunuz. Peki yarın Göztepe Konya, 16'da Galatasaray Samsun, 19'da ya bu da kötü oluyor ya. Başakşehir Beşiktaş, evet. Fenerbahçe Sivas maçları var. Galatasaray Samsun maçı üzerine çok polemik yapıldı. Özellikle Yüksel Bey üzerinden, evet. Onun Galatasaraylılığı üzerinden, onun açıklamaları üzerinden. O yüzden bu maça hani kamuoyu ayrı bir gözle evet. bakacaktır. Tabii öte yandan Samsun'un da hakkını vermek lazım. Aynen. Onlar da çok iyi bir sezon geçiriyor. Bakalım nasıl bir maç olacak? Kritik bir maç. Beşiktaş-Başakşehir deplasmanında Beşiktaş açısından kritik bir maç. Fenerbahçe AZ yenilgisinden sonra Sivas çok kompak oynayabilen, iyi savunma yapan bir takım. Sivas takımı da. Vallahi güzel maçlar var ya. Evet. Ya çok keyifli maçlar var. Çok olacak. Keyifli maçlar var. Bakalım nasıl olacak? Manay yok Sivasspor'da. Evet, yarın yani, Manay yok, Uğur yok. Evet. Uğur Çiftçi de İki cezalı. O. Bakalım yarın neler olacak diyelim. Reklama pası atalım ama size reklam başından ayrılmayın. Çünkü takım oyunu ekibi hazırlanıyor. Birazdan takım oyunu başlayacak.